Öyle anlaşılıyor ki geçmişte insanlar çeşitli yollarla, insanlar arasında kurumsallaşmış yollarla, işte daha çok dinlerle, onları sağlıklı tutacak bir deneyimi o kurumların yardımıyla yaşayabilmeyi ve oluşturabilmeyi becerebiliyorlarmış. Veya sistem bunu da gözetecek şekilde kurulmuş. Ama günümüzün insanları, bizler kendi içsel deneyimimizi kendimiz yaratmak zorunda kalıyoruz. Kendimiz o içsel deneyimi oluşturabilecek yapıya gelmeye çalışıyoruz. Tabii burada bizden beklenen aslında bütün bir toplumun ya da toplumdaki örgütlenmiş olan çeşitli kurumların aslında bizden bekledikleri şey ya işte onlara iyi hizmet etmemiz, ya onlar için iyi bir tüketici olmamız, ya onların kafasındaki kalıplara uygun insanlar olup o kalıpları gerçekleştirmemiz ve bütün bu güçlerin bizim zannettiğimizden çok daha büyük bir etkisi var üzerimizde, sinemasından dizisine, televizyonuna, kitabına, reklamına kadar her şeyiyle onlar bizi kendi hakikatimizden kopartıp bizi istedikleri gibi kullanabilecekleri bir duruma getirmeye çalışıyorlar. Ve de burada bizim ancak kendimizi bularak, kendimize sahip çıkarak, kendimize uygun yollar bularak bundan kurtulmaktan başka bir yolumuz yok. Bu bizim kolaylaştırılan bir şey değil. Bir sürü şeye rağmen biz bunu yapmayı becermek durumunda oluyoruz. İşte yoganın da bu yollardan bir tanesi olabileceğini, yani illa her yoga yapanın bu içsel deneyimi oluşturabileceğini söylemiyoruz tabii. Muhtemelen nadiren oluşturulabilecek bir şey zaten yoga üstünden ya da başka bir pratik üstünden böyle bir içsel deneyim yaratmak. Gerçekten insanların bunu yapabilecek hale gelmeleri için kendilerine yabancılaşmanın, kendinden kopmanın, kendinden uzaklaşmanın ne kadar ağır bir bedel ödettiğini hissedebiliyor olmaları lazım ki neredeyse bir kurulmuş bütün sisteme karşıt bir alan yaratmak mümkün olsun. Yani bu bir içsel deneyim yaşanacak alan yaratmak mümkün olsun. İçsel deneyimin sadece yogayla yaşanmayacağı muhakkak. Başka içsel deneyim imkanları da var. İşte diyelim ki mesela doğru düzgün bir ilişkideki cinsel hayatın da, yani daha doğrusu insanı hakikileştiren her şeyin, insanın kendi hakikiliğini kullanmak zorunda olduğu her şeyin aslında bir iç deneyim yaratma potansiyeli vardır. Bu arada tabii beden aslında insanın hakikileşmesi için önemli bir imkan sunuyor. Bedenimiz gayet somut, gayet hakiki bir şeydir. Dişi ağrıyan bir insanın o diş ağrısını algılamaması, o diş ağrısını yok sayması mümkün değil. Herhangi bir kalıbı uygulayacağım diye diş ağrısını ihmal etmesi mümkün değil. O bize kendini dayatır. Dolayısıyla dayatırken de bizi hakikileştirir. Burada şöyle bir şey de söylenebilir. Yani bir insan bu dünyaya geldiğinde, bu dünyanın bir parçası olmaya başladığında onun ilk bağlandığı, ilk tutunduğu, ilk bu dünyadaki mekanı annesinin bedenidir. Memesidir, memesinin ucudur, annesinin kokusudur, annesinin vücudunun sıcaklığıdır, annesidir. Yani ilk mekanda insan için başka bir varlığın bedeni oluyor. İnsan, insanın kendi bedenini algılaması, kendi bedenini, kendi egosunun bir parçası haline getirmesi zaman alan bir şey. Dünyaya geldiği zaman bir bebek, kendi bedenini algılayarak, bedeniyle ilgili bir tanımı yok. Bedeni tabii ki ona bir sürü duyum veriyor. İşte ses, dokunma, görme falan birçok organıyla bir duyumlar, bir radar gibi çalışıyor bedeni. Bütün olanı biteni algılamaya çalışan. Ama insanın kendi bedenini tanımlayabilmesi, annesinin onun bedenini tanımlamayı becermesiyle öğrenilen bir şey.
Yani doğduğumuz zaman bir beden tanımıyla doğmuyoruz. Bunu otistik çocuklarda görmek mümkün. Otistik çocuklar bütün dünyayı kendi bedenleri zannediyorlar. Bütün algıladıkları her şeyi kendi bedenleri zannediyorlar. Kendilerini o bütün dışındaki dünyanın bir içindeki bir beden olarak algılamıyorlar. Algıladıkları her şeyi bedenleri zannediyorlar. Dolayısıyla demek ki beden algısı bile insanın kendi bedenini algılaması ve kendi bedeniyle ilgili bir tanım yapması, body image deniyor ona, doğar doğmaz olan bir şey değil, bir süreç içinde gelişen bir şey. Ama bu yine de bir insanın bir bedene, bir bedenin kucağına doğmuş olmasını ve onunla bu dünyada kendine bir yer edinmeye başlamış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani annenin bedeni kendi bedenimizi tanımlamamızdan daha önce olabilecek bir beden, ama bu ancak anne bebekle bir ilişki kurabiliyorsa ve bebek anneyle olan ilişkisinde huzurlu, sakin, rahat bir pozisyon oluşturabiliyorsa, yani öyle bir varoluşu anne çocuğa verdiği, çocukla kurduğu ilişki içinde çocuğa hissettirebiliyorsa, tabii ki anne anne oluyor. Öbür türlü otistik çocuk için anne anne olmuyor. Bütün dünya anne. Annesi anne olamadığı için bütün dünya anne. Yani bir şekilde bedenin, bedenle ilgili işlevlerin, mesela çocukluk boyunca bir insanın ruhsal gelişmesi içerisinde hem kendi bedeni, ağzı, daha sonra anal bölgesi, iç organları, sonra cinsel organları, bütün bedeni her zaman önemli bir uyaran kaynağı ve bir çocuğun kendi hakikiliğini oluşturan en önemli unsurları oluşturuyor. Kendi bedenimizin birçok parçasındaki, tabii ki burada bu diyelim ağzın mesela bebek için çok önemli bir şey olması, beden imajında ağzın önemli bir yer taşıması, ağızda çok fazla dürtü olması ile ilgili. Vücudun vücutta çok fazla dürtü olması ile ilgili. Daha sonra dürtülerin iç organlara gitmesi ile ilgili. Cinsel organlar zaten dürtü çektiği için cinsel organlar diyor. Yani bir yerde şunu söylemiş oluyoruz. İnsan aslında bir biçimden ibaret değil. İnsanın bir enerjisi var. O enerjinin vücudundaki dağılımı onun kendi vücudunu nasıl algıladığını ortaya koyuyor ve onun vücudunu canlı bir şeye dönüştürüyor. Yani bir görüntü, bir heykel, bir şeyden ibaret olmaması insanın aslında içindeki enerjiyle ilgili bir şey ve bütün vücudunun o enerjiye dağılmış olmasıyla ilgili bir şey. Burada herhalde şunu dersem mesele ta anlaşılır ve tamamlanmış olacak. Bebeğin anneyle kurduğu ilişki, annenin bebekle kurduğu ilişki dediğimiz şey zaten annenin bebeğe bir enerji aktarmaya başlaması. Yani bir ilişki kurduğunda ilişki dediğimiz şey anneden bebeğe giden bir pozitif enerjinden bahsetmiş oluyoruz ve o pozitif enerji çocuğun büyümesini, gelişmesini, kendi vücudunu algılamasını, kendine bir yatırım yapmasını, işte daha sonra da bir insana dönüşmesini sağlıyor. Yani burada şey tamamlamak istiyorum. Yani enerjiyle ilgili çok önemli bir durumun da gerek annelik işlevinde, gerek insanın kendini canlı bir varlık olarak algılayışında çok önemli bir şey ve bu enerjiyle aslında dürtü dediğimiz şeyle çok yakın bir şey. Yani bir bebeğin annesi bebeğine bir enerji aktarabiliyorsa, bu insanın kendi hayatında diyelim bir cinsellik varsa, kocasına yönelebilen bir dürtüsü varsa veya ne bileyim kendi vücudundaki çeşitli haz alanları haz alabilecek kapasitedeyse bir anne bebeğiyle ilişki kurabiliyor. Tamamen işte mesela otistik çocuklarla ilgili olarak çok bilinen bir şey, otistik çocuk annelerinin çok depresif olduğu söylenir. Yani otizmin etiyolojisinde, sebebinde annenin ağır bir şekilde depresyonda olması en başta gelen sebep olarak sayılır.
Depresyon dediğimiz şey de aslında enerjinin tükenmesi ve bittiği anlamına gelen bir şey. Yani büyük olasılıkla otistik çocuğun annenin bebekle, otistik çocuk dediğimiz çocuğun annesinin bebekle kurduğu ilişkideki problem, annenin çocuğa aktaracak bir enerjisi olmamasından kaynaklı. Peki bu şey mevzuna biz tekrar dönecek olursak, iç deneyim dediğimiz şeye tekrar dönecek olursak, o zaman şunu şu şekilde özetleyebiliriz. İnsanın kendine bir yatırımı olması lazım. Kendi hakikatini kabul edebiliyor, benimseyebiliyor ve kendi hakikatini yaşayabiliyor olması lazım ki insan başka bir varlıkla, bu diyelim sevdiği bir erkek, sevdiği bir partnerle olabilir veya çocuğuyla olabilir, bir iç deneyim yaşayabilecek kapasitesi olsun. Yani iç deneyim dediğimiz şeyi yaratabilmek belirli bir gelişkinlik istiyor bizim kültürümüzde, bizim yaşadığımız dünyada. İşte daha önceki uygarlıklarda olduğu gibi bir ortaklaşa oluşturulan bir ortamın veya ortaklaşa oluşturulan bir ritüelin içerisinden insana kendi hakikileşmesini sağlayacak bir enerji aktarılmadığına göre bizim kültürümüzde, bizim kendimizin, kendi enerjimizi oluşturabilen, kendi enerjimizi doğru kanallara aktarabilen ve oluşturduğumuz enerjiyle bizi hakikileştirebilecek ilişkiler, ruhsal olarak katılabildiğimiz ilişkiler yaratabilecek düzeye gelmemiz gerekiyor. Hayatımızdaki bir sürü başka alanlarda fuzuli yere harcadığımız enerjilerden kurtulup enerjimizi daha bizim için anlamlı olabilecek alanlara kaydırabilmemiz gerekiyor ki biz iç deneyim yaşayacak hale gelelim. Burada daha somut olarak şunu söyleyebilirim. İçinde yaşadığımız kültür bizi hep başarılı olmaya iter. Bizden başarılı olmayı bekler. Bütün enerjimizi başarı için kullanmamızı bekler. İşte diyelim ki işimizi iyi yapmamızı bekler. İşte sabahleyin uykudan uyanmış belli bir enerji, tazelenmiş enerjiyle işimize gidip bütün gün o enerjiyi orada onlar için kullanmamızı bekler. Karşılığında da bize bir para verir. Başarı gerçekten aslında bir insanın sisteme iyi hizmet ediyor olmasının adıdır. Sisteme iyi hizmet ediyorsan, sistemin çok işine yarıyorsan, sistem sana başarılısın diyor. Ve bu gerçekten başarılı olma, insanlar da büyük bir motivasyon kaynağı. Değil mi? Baktığınız zaman insanların büyük bir kısmının hayatlarını başarılı olmak için, başarılı olmalarını sağlayacak bir donanımı oluşturmak için sarf ettiklerini görürsünüz. Yani işte tipik olarak anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani bir örneği bu. Yani insan bütün enerjisini kendinden beklenenleri yerine getirmek üzere kullanırsa bu başka bir var olma biçimi oluşturur. İşte insan kendi enerjisini kendine de iyi gelecek, kendini de canlı tutacak, kendini de hakiki tutacak alanlarda kullanabiliyorsa önümüze çıkan insan başka bir insan olur. Yani buralarda elbette ki insanın başka insanlara muhtaç olmadan kendi ayağın üzerinde durabilmesi, kendi hayatının ekonomik gerçekliğini üretebilecek bir yapıda olması, bunu başka insanlara muhtaç olmaktan, birçok şeye boyun eğmek zorunda kalmaktan, kendini güven içinde hissedemiyor olmaktan korur. Elbette ki bir insanın işinin gücünün olması ve işini iyi yapması başka bir mevzudur. Yani olması gereken bir şey. Bir erişkinin hayatının bir parçasıdır işi, gücü, kendi ayağın üzerinde durmasını sağlayacak donanımı. Ama bir de yani bunu bir insan kendisi için yapabilir, bu dediğim amaçlar için yapabilir. Bir de işte aman ben herkesin en beğendiği, en takdir ettiği, en şöyle, en böyle dediği, en başarılı olmak için başka insanlarıyla rekabetinde onlardan üstün olmak için yapabilir. Değil mi? Bu başka bir yere varıyor. Aslında daha önceki konuşmalarda ben bunu da daha anlaşılır olması için belki diyordum ki insanın bir narsistik ihtiyaçları vardır. Yani işte kendini başka insanlardan
kendi değersiz hissetmekte, başka insanlarla olan ilişkisinde, onlarla kendi kıyasladığında kendi değersiz hissetmekten korunabilmek için yapmak zorunda olduğu şeyler vardır. Bir de insanın kendi hayatını sevgi üzerine kurabilmesi için yapmak zorunda olduğu şeyler vardır. Aslında işte temin bu verdiğim başarı örneğinde bir insanın kendi ayağının üzerinde durabilmek için kendine verdiği emek aslında kendini sevebilmesi için. Muhtaçlıktan korunabilmesi için, değil mi? Yani muhtaç olan insan sevgi ilişkisi kuramaz. İnsanın sevgi ilişkisi kurabilmesi için muhtaç olmaktan kurtulmuş olması gerekir. İnsanın çalışma hayatını bunun üzerine oturtması başka bir şeydir. Herkesten üstün olmak için kendi iş hayatını, meslek hayatını bunun üzerine oturtması başka bir şeydir. Zaten insan tamamen başka insanlardan üstün olmak için meslek hayatını yaşıyorsa aslında bir süre sonra da zaten onun bunun ayağına çelme takmaya başlar, yalan söylemeye başlar, gaddar olmaya başlar, haksızlık yapmaya başlar. O üstünlük ihtiyacı, yani narsistik ihtiyaçlar aslında çok onların peşine takınıldığında insanı sevgisiz hale getirir. Sevilemeyecek hale getirir ve sevemeyecek hale getirir. Dolayısıyla bu günümüzün dünyasında insanları güdülemenin ve yönetmenin en iyi yolu insanların narsistik ihtiyaçlarına cevap vermek, pohpohlamak bilmem. Baktığınız zaman bir sürü televizyon programında bu işte sunucular, herkes birbirine ha babam işte dünyanın en önemli insanıymış muamelesi yaparak falan böyle bir işte bir hani dışarıdan bakınca bilmiyorum bana göre biraz abuk sabuk bir dünya oluşmuş oluyor. Herkes sadece birbirini pışpışlayarak, birbirini pohpohlayarak, birbirine hayranlık gösterileri yaparak ki yalan, böyle bir sahteleşme içerisinde böyle giden bir sistem. Onun dışına çıkabilmek gerekiyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani burada eğer hayatında işte kendini yaşadığı hayatı anlamlı hissedebilecek, iyi ki doğmuşum bu kadar çilesine rağmen bu hayatın, bu kadar zorluğuna rağmen doğmuş olmaktan memnunum diyebilecek hale gelmek için seçilecek yol. Çünkü başka türlü olmaz. Yani bir insan başarılı olduğu zaman iyi ki doğmuşum demez. Bir yandan kendini çok başka insanlardan üstün hissedebilir ama bir yandan da her an o üstünlüğü kaybetmekten, arkadan gelen birinin onu alaşağı etmesinden ödü koparak orada durur. Yani bu öyle kimsenin hayatını da çok da mutlu etmez. Ama bir kere o yola girilince insan herhalde o yolu bırakamıyor kolay kolay. Ama anlamın aranması noktasında bir tek sevgi hayatın anlamlı olmasını sağlayan duygudur. Onun dışında hiçbir duygu, yani anlam duygusu, yani hayatımın anlamlı olarak hissetmek ancak içimizde sevgi varsa veya sevebildiğimiz zaman o anlam oluşur. Ve anlamın oluşmadığı noktada zaten can sıkıntısı olur. Yani bugün dünyaya baktığınız zaman insanların en fazla şikayet ettikleri şey canlarının sıkılması olduğunu görürsünüz. Can sıkılması sevemiyor olmanın duygusudur. Herhangi bir şeyi sevebiliyorsanız onunla meşgulken canınız sıkılmaz. Ancak sevemediğiniz zaman canınız sıkılır. Dolayısıyla bütün mesele işte insanın kendi içindeki canlılığı başka insanlara, başka varlıklara yönelecek ve onlarla bir anlam oluşturabilecek şekilde seferber edip edememesi. Yani bu noktada çok pasif varlıklar değiliz. Yani bu noktada aslında biz kendi seçimlerimizi yaşamak durumunda oluyoruz. Yani bu açıdan, yani bu noktadan bakılınca sadece dışımızdaki dünyayı, işte kapitalist sistemi, yok küresel sistemi bilmem neyi bundan sorumlu tutamayız. Dönüp kendimizin nasıl bir seçim yaptığımızı irdelememiz gerekir. Tamam, dışımızdaki büyük sistem bizi daha çok narsistik ihtiyaçlarımızı karşılamaya doğru yönlendirir. Markasıyla, efendim bilmem ne bir şeyin oluşturduğu imajla, şunla bunla bizi oraya doğru çekmeye çalışır. Ama
bizi oraya doğru çekmeye çalıştığında biz illa oraya gideceğiz diye bir şey yok. Biraz da bu bize bağlı olan bir şey. İşte genel olarak şu denebilir. Hayatında içsel deneyimi olan bir insan öyle bir yola girmez. Yani öyle bir yola girmez. O deneyimi yaşamış veya o deneyimi yaşamaya çabalayan bir insan tamamen yüzeysel ve tamamen içinde bulunduğu sistemin bir oyuncağı haline gelecek bir yol seçmez. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten bu içsel deneyim dediğimiz şeyin bir insanı doğruda tutabilme gücü olan bir şey olduğunu söylemek lazım. Ama bunu nasıl yapıyor? Nasıl oluyor da işte diyelim ki vecd halinden bahsediyoruz. Vecd hali ne oluyor da bir insanı ne yapıyor da bir insanı daha doğru bir insan olmaya mecbur edebiliyor? Böyle bir etkiyi nasıl oluşturuyor? Değil mi? Bu bence biraz daha derinlemesine anlamaya ihtiyacımız olan bir mevzu. Nasıl oluyor? Yani şöyle bir şey olabilir. Şimdi tasavvuf tarihine baktığınız zaman mesela birçok insanın işte yaşamaya çabaladığı içsel deneyimi, değil mi? Tasavvuftaki bütün hikaye aslında o içsel deneyimi yaşama çabasıdır. Dün konuştuğumuz gibi çeşitli yöntemlerle ve yollarla bunu gerçekleştirmeye çalışır. Mesela bir mutasavvuf, önemli bir mutasavvuf, Beyazıt Bistami diye bir adam, mesela bir öykü anlatıyor. Diyor ki ben hayatım boyunca işte malımı, mülkümü başkalarına dağıttım. İşte üzerime kirli elbiseler giydim. Ayağım yalınlak, işte soğukta, sıcakta, çöllerde, orada, burada çile çekmeyi, iyi bir derviş olmaya çalıştım. İşte namazımı, bilmem neyimi ihmal etmedim falan. Ama bir gün bütün bunları diğer dervişlerden daha üstün olmak için yaptığımı anladığım zaman diyor. Döndüm de baktım hiçbir yere gitmemişim yani. Hiçbir manası olmadığını, yaptığımız şeyin hiçbir manası olmadığını gördüm diye bir öyküsü vardır onun. Şimdi ben de bu kişisel olarak bundan 10-15 yıl önce, 15 yıl kadar önce bir içsel deneyim yaşamaya başladığımda ben onu kendim aramadım. Birazcık o günün kendi hayatımın koşulları içerisinde o bana kendiliğinden gelen bir şey oldu. Ve bu ne diye çok merak ettim. Ne oluyor diye. Hatta dedim ulan kafayı mı yiyor? Hastalanıyor mu? O dönemde bu yaşadığım şeyin nasıl tanımlandığını, buna ne dendiğini anlamak için çok okumaya, merak etmeye başladım ve bu arada işte tasavvufu da okudum. İşte dün bahsettiğim bu Don Juan'ın öğretilerini de okudum. Ha, orada onları okurunca anladım. Orada anlatılan şey benim yaşadığım şey. O aranan şey o. Yani erişilmek istenen şey o. Ben şeyden çok daha fazla etkilendim okuduğumda. Bu şeyin Don Juan'ın, Carlos Castaneda'nın Don Juan'ın öyküleri şeyinden çok daha fazla etkilendim. Bana göre orada anlatılan ruhsal deneyim veya orada anlatılan iç deneyim tasavvufun aradığından çok daha derinde. Ama o içten deneyim yaşandığında şöyle bir şey oluyor. Yaşadığınız zaman bir kere içinizde muazzam bir sevgi hissediyorsunuz. Yani lafla anlatılamayacak bütün hücrelerinizin derinden etkilendiği ve sanki başka bir titreşime geçtiği bir sevgi hissediyorsunuz. Müthiş bir mütevazileşme oluşturuyor. Dün Birvan'ın söylediği gibi. Çok büyük bir bütünlüğün karşısında içinde çok küçük bir şeymiş olduğunuzu büyük bir sevinçle hissediyorsunuz. Yani herhangi bir tesir oluşturmuyor bu. Öyle bir şey oluyor ki onu kaybetmek istemiyorsunuz. Yani bir insanın hayatında ne bileyim çok büyük bir sevgi yaşarken o sevgiyi kaybetmekten korkmasının bin beteri bir şey. O deneyimi kaybetmek istemiyorsunuz. Öyle bir şekilde içinize kazınıyor. Ve şeyi anlamaya başlıyorsunuz, hissetmeye başlıyorsunuz.
Bunun yaşanıyor olmasının, yani bunun yaşanıyor olması, bunun yaşanmasının mümkün olması için sizin çok doğruda duran bir insan olmanız gerektiğini, yanlışlardan kaçınmaya çalışmanız gerektiğini, başka insanlara zarar vermemeniz gerektiğini, çıkarlarınız tarafından yönetilmemek gerektiğini, bunu kendiliğinden anlamaya başlıyorsunuz. Yani oturup da bunun için felsefe okumaya gerek yok. O sizi zaten, o kaybetme korkusu diyelim. Tamam mı? Sizi derin bir şekilde kendinizi ve hayatınızı gözden geçirip kendinizi hep doğruda tutacak bir emeği ve çabayı da üretmeye yetiyor. Dolayısıyla gerçekten çok lafla anlatılacak bir şey değil. Bence herhangi bir üstünlük de oluşturmuyor. Ne oluşturuyorsa insan, ne oluyorsa kendi hayatına oluyor. Ne oluyor kendi hayatınız? Kendi hayatınızı bence daha başka insanlara endekslenmeden, başka insanları severek ama onlardan çok fazla bir şey beklemeden yaşama imkanınız oluyor. Zaten çünkü siz insanların birbirinden beklediği şey çoğu zaman kendimizi değerli hissetme ihtiyacımızdan kaynaklanır. İşte bir yerlere tutunup birileriyle bir yakınlık oluşturma ihtiyacımızdan kaynaklanır. İşte ne bileyim bir şeyleri paylaşabilmek, bir şeyleri beraber üretmek falan gibi ihtiyaçlarımızdan kaynaklanır. Ve tabii ki bunların hepsi bizi insan yapıyor. Ve biz böyle ihtiyaçlara sahip olduğumuz için başka insanları arıyoruz veya başka insanları sevmek istiyoruz veya hayatımızda bir sevgi olsun istiyoruz. Ama böyle bir deneyim, hakikaten bir içsel deneyim, yaşama imkanı bu konudaki ihtiyaçların önemli bir kısmını kendi deneyiminiz içinden tamamlamak veyahut da yaşama imkanı oluşturduğu için ve de bence bir derinlik de kattığı için insanın ilişkileri bence rahatlıyor. Yani dünya eğer bu çizgi tutturulabilirse, ki benim kanaatim aslında dünyanın cehennem olduğudur. Yani insanlar ne kadar problemi varsa o kadar acı çekerler. Ne kadar problemlerini geride bırakabiliyorlarsa, değil mi? Zaten terapilerin de bence amacı budur. İnsanları problemlerinden kurtararak yaşadıkları hayatın hem daha anlamlı, daha güzel, hem de eziyetsiz, ızdırapsız olmasını sağlamaya çalışırlar ve bu sadece ruhsal gelişmeyle mümkündür. Yani problemlerin çözülüp geride bırakılmasıyla mümkündür. Yoksa hiçbir insan başka bir insanı mutlu edemez. Hani hepimiz işte değil mi? Sevgi ilişkisinden bahsediyoruz. Hayatımızda sevgi olsun istiyoruz. Ama sevgi ilişkisi bizi mutlu etmez. Biz sevgi ilişkisi olmadan mutlu olmayız. Ama sevgi ilişkisi bizi mutlu etmez. Biz sevgi ilişkisini sürdürebilecek yapıdaysak, o donanımdaysak, sevgi ilişkisini bir ihtiyaç ilişkisine veya tamamen dürtüsel içerikli bir basit doyum nesnesine karşımızdaki insanı dönüştürmeden sürdürebiliyorsak bir sevgi ilişkisi hem ömürlü olur hem de mutlu eder insanı. Yoksa bozulur gider. Karşımızdaki insanın özellikleri yetmez. Karşımızdaki insanın özellikleri çok fazlaysa ama bizim özelliklerimiz bir ilişkiyi götürmeye yetmiyorsa bu sefer çok ağır bir haset duygumuz olur. Karşımızdaki insanı kendimizden daha çok sevmeye başladığımızda haset duygusu ortaya çıkar. Yani insanın tabiatı, yaratılışı kendini sevebildiği kadar başka bir insanı sevmeye müsaittir. Kendinizi sevebildiğinizden daha fazla bir insanı isterseniz hayatınıza, bu sefer o insana büyük bir hasetiniz olur. Bu sefer hasetin getirdiği ateşe düşmüş gibi, o başka bir zorluktur yani. Onu yaşayan bilir. Yani bir yandan ilişki sürer ama bir yandan da o haset eden kişi için kaçıp kurtulmak istenen bir şeye dönüşür. Karşındaki insanı kendisinden bile çok seviyor bile olsa düştüğü yer ateşin içine düşmüş gibi olur ve ondan kaçıp kurtulup o ızdıraptan kaçınmanın yollarını bulmaya başlar. Beceremez ayrılmayı. İlişkiyi bozacak şeyler yapar. Olmadık şeyler çıkartır ki adamı, karşındaki onu bırakıp gitsin diye. Böyle, yani bizim tabiatımız böyle oluşmuş. Biz bu çerçevenin içerisinde, bu fizik kurallara göre çalışan bir sistemiz. Tamam, dolayısıyla demek ki bir insanın
yeterliliğinin, sevmesinin ilk önce kendine, kendine bir yatırıma, kendini sevebilmeye hizmet etmesi gerekiyor ki daha sonra karşında çıktığı bir insana duyacağı sevgi onun için bir tehlike olmaktan kurtulmuş olur. Yani bayağı bir gelişkinlik istiyor. Burada geçen dün Serhan'ın münasebetiyle bu Peru'daki veya işte bu Don Juan'dan bahsederken çünkü Peru'da yapılmaya çalışılan şeyin de Don Juan'ın kitabında anlatılan şeyin bir versiyonu olduğu kanaatindeyim. Zaten hemen hemen aynı kültürel temel üzerine oturan şeyler. Şimdi şöyle bir şey var. Duymuşsunuzdur. Homeopatiyi duymuşsunuzdur. Değil mi? Homeopatide ne yapılır? Homeopatide kişinin probleminin küçük bir kısmının bir zehir vasıtasıyla ortaya çıkması sağlanır. Hastalık yaratılır yani. Nasıl aşı vücudumuza bir yabancı bir maddenin işte diyelim bir öldürülmüş bir bakteri değil mi vücudumuza sokuluyor aşıyla. Vücut onun öldüğünü anlamıyor. Yabancı bir şeyin kendi içine girdiğini anlıyor ama ona karşı bir reaksiyon geliştiriyor. İşte bağışıklık sistemi oluşuyor falan ve bir daha o bakteriye karşı, o tehlikeye karşı vücudumuz bağışıklanmış oluyor. Bir çeşit küçük travma yaratılıyor. Homeopati bunun daha kapsamlı, daha geniş düşünülmüş, daha bir takım deneyimler ve tecrübeler üzerine oturtulmuş tekrar gibi bir şey. Homeopatide de bir problem yaratılıyor. Yani vücutta bir travma oluşturuluyor ve o travmanın vücutta bir takım onarıcı mekanizmaları, bir takım onarıcı sistemleri harekete geçirmesi bekleniyor ve vücut böyle bir reaksiyon verdiği zaman ki homeopatide uygulamanın ilk başında bayağı önemli sıkıntılar oluşuyor kişide. Ben homeopati yaptırmış olan bir hastam vardı. Onun o homeopati dönemi içerisinde. Aslında tam anlamıyla bu sizin kundarini çalışması çok fazla yaparsanız kundarini ortaya çıkan enerji çok öfkeli bir enerjidir. Ama enerji artar. Bünyedeki enerji artar ama biraz insanı hiperaktifleştiren, biraz alınganlaştıran falan da bir enerji bildiğim kadarıyla. Ben kendim yoga yapmış değilim ama da bildiğim örneklerden öyle olduğunu zannediyorum yani. Aynı ona benzer bir şekilde homeopatide bir travma oluşturuyor verilen zehir ve arkasından da vücut bahsettiğim onarım sistemlerini harekete geçirerek homeopatinin yapıldığı durumun öncesinden daha güçlü, daha sağlamlaşmış bir noktaya getirilmiş oluyor. Değil mi? Homeopatinin bütün mantığı bu. Şimdi bu bazı uygulamalarda işte mesela bu işte LSD veyahut da PYT falan gibi uygulamalarda hani dedik ya zihin yok ediliyor. Ve o zaman insan çok derin bir regresyona kaymak durumunda oluyor. İşte derin regresyona kaymak durumunda olduğunu dediğimiz şey. Şimdi regresyon normal şartlarda siz yoga yaparken ya da ben dün bahsettiğim bizim kendi hastalarımızla yaptığımız regresyonda ya da benim kendi kendime meditasyon yaptığım zamanda regresyon ilk önce insanın kendi bebekliğine dönmesi yani hissettiklerinin ve algı sisteminin daha fazla açılıp duyarlılıkların artması gibi bir şeye yol açıyor ki bunu hamile kadınlar karınlarındaki bebek büyürken bebek onları yavaş yavaş regresyona çeker ve işte 7. 8. ayda da anne çok duyarlılaşır. Hissetme kabiliyeti çok artar. Eğer kendini bebeğin çektiği regresyona bırakabiliyorsa. Ve kadın da daha hassas, daha duyarlı ama hani böyle bazen yüzünde nur gelmiş dersiniz. Yüzünde bir yumuşaklık ve içindeki sevginin arttığını gösteren şeyler görürsünüz, deliller görürsünüz. Berivan sende de öyle oluyordu.
ilk önce öyle bir regresyona çekiyor. Yani bebek annesini, daha doğrusu hamile kadını regresyona çektiği zaman bebek anneyi kendi bebekliğine çekiyor. Yani anneyi yavaş yavaş bebekleştiriyor. Ve bebekleştiği zaman da işte bebekler aslında çok sezgiseldir ve bebekleri kandıramazsınız. Yani bebek kimin onu sevdiğini, kimin pozitif bir enerji ona verdiğini, kimin vermediğini, kimin ona haset ettiğini, kimin kıskandığını şey olarak hisseder. Yani hiç şaşmaz bir şekilde hisseder. Bebek kandırılamaz. Aynı şekilde insanın hisleri çok arttığı zaman da dünya ile ilişkisinde daha hakiki bir şey olmaya başlar. Aslında birazcık kendini büyük bütünlüğün parçası gibi hissetmeye dönük bir yere doğru kaydırır şey. Böyle bir regresyon. Bu regresyondan daha derine giderseniz anne karnına dönersiniz. Anne karnına döndüğünüzde bir kere tamamen regresyon sırasında gözleriniz kapalı regresyondayken birden renk değişir. Yani ortamı lacivert, mavi falan gibi görmeye başlarsınız ve anne karnına girdiğinizdeki duygu daha vecd hali dediğimiz duygu aslında anne karnına girildiği zaman oluşan bir duygu. Orada o duyguyu yaşamaya başlarsınız. Daha ileri giderseniz hatırlamazsınız. Sadece ya bazı sesler duymuşsunuzdur, onlar sizde kalır. Ya işte bu dün konuştuğumuz çok öfkeli bir durumdayken eğer oraya girerseniz atavistik imajlar denen böyle şey bir kitap vardı. Tibet'te Tibet rahiplerinin yazdığı işte ölen ruhlarla ilgili ölen ruhlar nereye gidiyor, ne oluyor falan gibi bir kitap vardı. O kitapta anlatılanlar bence doğruydu. Eğer çok öfkeli bir yere girerseniz orada dün söylemeye çalıştığım gibi böyle tarih öncesi canavarlar falan gibi böyle dinozorlar gibi işte yırtıcı, yiyici varlıklar gibi bir yere doğru gidersiniz. Yani derinleşmenin düzeyi ne göre oradaki şey farklılaşır. Duygu farklılaşır. Gittiğiniz derinliğe göre. Ama şeyseniz eğer İçinizde sevgiyle gidiyorsanız, daha derine gidiyorsanız, hakikaten orada tam anlamıyla bir kutsallık hali olur. Tam anlamıyla bir kutsallık. Vecd halinin ötesine geçen bir kutsallık şeyi olur, hali olur. Yani şimdi bu şey travma halinin travma yaşayan insanlar, aslında travma insanı biraz bebekliğine geri çeker. Travma yaşamak her insanı biraz bebekliğine geri çeker. Çünkü bebeklik insan hayatının en travmatik dönemidir. Bebekler her avaz avaz ağladıklarında paramparça olmuşlardır. O an içlerindeki öfke çok artmıştır ve anneleri yok olmuştur, kıyamet kopmuş gibidir. Bir bebek hayatında yüzlerce kere, her bebek, bütün insanlar, anneler her an aksamadan, her an bebeklerini iyi tutabilecek melaike gibi varlıklar değiller. Bazen yoruluyorlar, bazen çocuk onlara ağır geliyor, taşıyamıyorlar. Bazen kocalarıyla araları bozuluyor, kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Sonuçta bazen bebeğin huysuzluğu artıyor, işte karın ağrısı oluyor, dişleri çıkıyor ve öyle bir durumda yükü artıyor bebeğin. Anne uygun durumda değilse o yükü taşıyamıyor. Yani gayet anlaşılır ve insani sebeplerle annenin illa kötü bir anne olmasına gerek yok. Bebekliğimiz boyunca bir sürü travma yaşıyoruz ve her travma yaşayan insan birazcık kendi bebekliğine geri döner. Dolayısıyla biraz korkmak, birazcık travmatize olmak bir yeniden yeni bir başlangıç imkanı sunar insana.
Hani birazcık bu şeye gibi, yani nasıl homeopatide olduğu gibi bir şey, bir geriye kayış dedim ya, insanın içindeki bir sürü onarıcı gücü harekete geçirir. Aynı şekilde bir küçük travma halinde de insanların içerisindeki birçok onarıcı gücün harekete geçebileceği ve onları daha önce yapabildiklerinden daha fazla gelişmeye ve büyümeye itmeleri mümkün. Ama travma dediğimiz şey, olağan hayatın, olağan koşullarında hissetmediğimiz kadar fazla korkmaktır. Travma olması için bir şey. Herhangi bir şeyden korktuğunuzdan daha fazla korkmuş olmayı, herhangi bir şekilde öfkeli olduğunuzdan daha öfkeli olmuş olmak demektir diyelim bakıma da. Şimdi bu Don Juan'ın öykülerinde tamamen aslında bir ustanın işte bir çırağı yanına alıp onu ondan sonra büyüttüğünü ve onu da işte kendi yapabildiklerini yapacak bir insana dönüştürmeye çabaladığının öyküsünü okursunuz. Mesela orada çırak Carlos Castaneda daha sonraki ilerleyen ciltlerde şunu söylemeye başlıyor. Şunu diyor adam. Diyor ki Don Juan'ın yanına gidip o peyoteleri, meyoteleri içip işte o şeylere canavarları, manavarları, sinekleri beni yiyecekmiş gibi algıladıktan sonra diyor. Böyle bir döneme girdim ki diyor, yalnız kalamıyorum. İçimde bir sıkıntı. Her dakika kötü bir şey olacakmış gibi. Ancak Don Juan'ın yanına gittiğim zaman rahat ediyorum. Adamın yanındayken daha huzurluyum. Adamın yanında olmak bana iyi geliyor. O çünkü beni koruyabileceğini biliyorum, hissediyorum. Onu da deneyimlediği için biliyor. Yani bu. Ama şöyle bir şey anlaşılıyor. Yani Don Juan Carlos Castaneda'yı önce güzelce travmatize edip, tamam mı? O travmayı kendine bir bağlılığa dönüştürüp, tamam mı? Ondan sonra da o travmanın o adamın içinde oluşturduğu bütün o onarıcı, kendini düzeltmeye çalışan enerjiyi de doğru yönlendirerek adamı adam ettiğini anlatmış oluyor, tamam mı? Yani şimdi aslında bu adam herhalde bilseydi en başta ben bütün bunlar böyle gireceğim ateşin içine, bu korkuları yaşayacağım, işte altıma kakamı kaçıracağım, korkulardan bilmem ne, uyuyamayacağım, şu bu herhalde gitmezdi. Ama ne olmuş? Tamam, çok faydası olmuş, hayrı olmuş. Ama travma dediğimiz şeyin böyle bir şey olduğunu bilmek lazım. Şimdi benim birkaç tane travma yaşamış hastam oldu. Onları ben travmatize etmedim. Travma olmuş olarak geldiler. Anksiyete dediğimiz şey bir nörotik düzeyde olur. Yani panik atak denen şey. Ama o bir travma değil. O bir kırmızı ışığın yanması. Bir şeylerin yolunda gitmediğini, kendi ruhsal ekonominin tehlikeli ısının, hararetin fazla yükseldiğini gösteren bir şey. Yaşandığı an çok kötü ama nasıl kötü? İşte öleceğim, kalp krizi geçireceğim veya nefes alamıyorum, boğulacağım. Yani böyle bir şey. Şimdi bu panik atak daha ağır bir anksiyeteye doğru dönmeye başladığı zaman içeriği şöyle olmaya başlar mesela. Delireceğim, çıldıracağım. Kendimi kontrol edemeyeceğim. Falan gibi bir içeriye dönmeye başlar. Daha ağır olduğu zaman korkmuştur. Daha ağır olduğu zaman paramparça olmuş gibi. Öyle ki aynaya bakamaz. Bu kimler? Ben kimim, o kim? Böyle bir şey olmaya başlar. Mesela ne bileyim, şunu alıyor eline, diyor ki, şimdi ben bunu okuyorum, bunu okumamış olan ben nasıl biriydim acaba? Şimdi ben bunu okuyan benle, okumuş olan benle, daha önceki bunu okumamış olan ben nasıl bir şeydi acaba diyor. Yani o kadar parçalanma oluyor ki, şimdikiyle bundan 10 saniye önceki, işte 10 yıl önceki, çocukkenki kendisi, aynı varlıkmış gibi değil. Yani o devamlılık bozuluyor. Yani bunlar çok ızdıraplı şeyler. Bunlar insanı mahveder.
Yani bunlar, insan bunların içindeyken ne oturup bir şey okuyabilir doğru düzgün, ne bir şey yapabilir. Bir de bu kadar ağır travma yaşayan insanlarda muazzam bir kara deliğe düşme korkusu oluyor. Ve o kara deliğe düşme korkusu, mesela uçağa binemiyor. Önemli değil uçağa binememesi. Ama mesela sevişirken karısının içinde kaybolacakmış gibi korkmaya başlıyor. Sevişemez hale geliyor. Yakınlıklardan korkuyor. Bir insandan fazla etkilenmekten korkuyor. Sanki çok etkilenirse o olacakmış gibi geliyor. Kendini, yani lafla çok anlatılacak bir şey değil ama normal bir insanın tahayyül etmekte zorlanacağı kadar tuhaf, garip ve ağır, kötü bir şey. Ama ne oluyor? Mesela şimdi diyelim ki benim işte bu travma yaşamış 4 tane hastam oldu ama işte mesela diyelim ki bu hasta gelmeden önce, bu travmayı yaşamadan önce son derece yüzeysel bir adamdı. Ve işte herkese iyilik etmeye çalışacağım. İyi insan olmaya çalışacağım. Böyle bir iyi insan şeyi var ya, kalıbı. İyi insan kalıbının içini doldurmaya çalışan ve bu arada da o iyi insan olacağım derken neredeyse Hazreti İsa gibi olmaya çalışan. Tamam mı? İyi ama çok yapay, yüzeysel bir insan. Tamam mı? Bu travmadan sonra uçtu gitti o şey. Ondan sonra işte hakkını hukukunu korumaya çalışan, otobüsteki bilmem şeydeki taksici parasının üstünü vermediği zaman niye paranın üstünü vermiyorsun diye falan, tamam mı? Daha mücadele etme, küfür etmeye başlayan falan bir insan oldu. Daha henüz bu temin anlattığım şeyler çok ağır, o işte böyle bu yabancılaşma veyahut da o devamlılık duygusunun ortadan kalkmış olmasına bağlı olan şeyler azaldı ama %100 geçmedi. Dolayısıyla bir miktar kendini korumak, kendini zorlayacak koşulların dışında kalmak için bir çaba göstermek zorunda kalıyor ama çocuk, ya iyi ki böyle bir şey olmuş da hani ben de o saçma sapan bir oyunu oynamaktan kurtulmuşum diyor. Yani bütün bu çekiciliğe rağmen. Travmayı ne olarak tanımlıyorsunuz? O travmanın aslında içindeki öfkenin aşırı derecede artmış olmasından kaynaklandığını farkında. Yani tabii. Yani o oradaki tanımlıyor? Öfke, ya şimdi şöyle şunu şey yapalım. Yani bir insanın en öfkeli olduğu durum doğduğu zamandır. Tamam mı? Ve bütün aldığımız annelik ve büyütülme süreciyle ağır 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 içimizdeki öfke azalır ve yıkıcı, yok edici bir öfke olmaktan çıkmaya başlar. Yani normal bir insan içindeki yıkıcı ve yok edici öfke geride kalmıştır. Kendine zarar verildiği zaman kızar, haksızlığa uğradığı zaman kızar veya kendini haksızlığa maruz bırakmamak için uğraşmaya, bunun için mücadele etmeyi öğrenir. Tamam mı? O arkadaki o büyük öfkenin uyanmaması için ve hastalanmaması için kendini korumak zorunda olduğunu anlar ve bunu gerçekleştirir. Ama burada annenin, bebek annesinin özellikle bebeklik döneminde çocuğun anneye tabii muazzam bir ihtiyacı var. Annenin de işte onu karnında büyüttüğü için, onu kendi parçası gibi algılamaya eğilimli olduğu için çocuğa yatırımı ve yönelimi yüksek. Bu koşullarda bir insanın içindeki o yok edici öfkenin anne tarafından çözümlenmesinin en uygun koşulları. Tamam mı? Zaten fiziken de anneye bağımlı çocuk. Mesela şimdi işte Kaya yürümeyi öğrendikten sonra annesine olan bağımlılığı azalmaya başlıyor. Dünyaya olan yatırımı artıyor. Anneden ister istemez yatırımını çekiyor. Dolayısıyla annenin de çocuk üzerindeki onarıcı veya geliştirici gücü azalıyor. Onun yerine hayat almaya başlıyor. İşte çocuk düşerek öğreniyor, bilmem elini sıkıştırmamayı öğreniyor, ne bileyim ateşe dokunmamayı öğreniyor vesaire. Başka hani hayat oluyor. Biraz da öğretmeni. Değil mi? Belli bir küçük çocuğun sadece annesi değil öğretmeni. Veya sadece enerji aldığı yer annesi değil. İşte babasından da alıyor şimdi. Efendim bizden de alıyor falan filan. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz şey bebeklik döneminin o büyük yok edici öfkeyi halletmek açısından çok özel bir şeyi var. Önemi ve yeri var insan hayatında. Ve zaten
Bu işte giderek kadınların çocuklarını başkalarına baktırmaları, giderek bir çalışma hayatına yönlenirken çocuğu ihmal ederek bizim toplumda bunu yapmak zorunda kalmaları da bence bu konudaki problemin gelecek kuşaklarda çok daha fazla olduğunu düşündürüyor, gösteriyor. Şimdi bir insanın temeli çok sağlam değilse, mesela diyelim ki deprem olduğunda günlerce eve giremez. Mesela daha önceki depremi yaşayıp hatırlayanlarınız vardır belki. Eğer temeli çok sağlam değilse travmatize olur. Aylarca deprem bekler. Bütün hayatı yavaş yavaş neredeyse deprem endişesini ve deprem korkusuyla baş etmeye çalışmaya dönüşür. Mesela diyelim ki bir erkek savaşa gitti. Ağır koşullar, üstlerinde bombalar patlıyor, etrafında insanlar ölüyor, kollar kopuyor, bacaklar kopuyor falan. Eğer temeli sağlam değilse orada hastalanır. Mesela bu, işte İkinci Dünya Savaşı'nda mesela Amerikalılar araştırmışlar. Askerlerin üçte biri hastalanıyor. Üçte biri. Yani ölen askerden çok psikolojik zayiat var. Ya bunları bir kısmı çok ağır bir şekilde etkileniyor. Bundan sonra hiçbir zaman normale dönmüyorlar. Bir kısmı bir süre cepheden uzaklaştırılıyor. Tedavi alınıyor. İşte çeşitli tedavi yöntemleri uygulanıyor. Grup terapiler şunlar bunlar falan filan. Ama yani bu arka plandaki yok edici öfke varsa bunlar çıkar ortaya. Yani anlatabiliyor muyum? Hepimiz onu içimizde taşırız. Kimi insan vardır kaza geçirir, 3 gün sonra bir şey olmamış gibi devam eder. Kimi insan kaza geçirir, aylarca otobüse binemez. Bütün bunlar sebepsiz değil. Birinin daha korkak olmasından kaynaklanmıyor. Arka plandaki tabanın, arsanın ne kadar sağlam bir zemin üzerine oturup oturmadığıyla ilgili. Yani her travma tanımı, o öfkeyi hatırladığımız yaşam deneyimlerini size göre. Evet, travma olduğu zaman o alana iniyoruz. Tamam mı? O alandan daha büyümüş ve gelişmiş olarak da çıkabiliriz. O alana düşmüş olmamız bir an için hayatımızı durdurur. Belki onarılmış olarak çıkarız. Belki çıkamayız, bütün hayatımız o olmaya başlar. Peki yani savaşlardan sonra... Nasıl dönüştürecek? Ya işte şöyle oluyor. Yani bir ikinci doğum gibi oluyor. Yani iki vakada da, onun için konuyu açmıştım zaten. Yaşanan travmanın, hani bir insan herhangi bir konuda ne kadar büyük bir acı, ne kadar büyük bir korku, ne kadar büyük bir zarar görürse, aynı şeyin bir daha olmaması için muazzam bir dönüşme kapasitesi ortaya çıkıyor. Şimdi ben yıllardır insanları dönüştürmeye çalışıyorum. Yıllardır insanların problemlerini çözüp başka bir basamağa çıkmaları için uğraşıp duruyorum. Travmanın yaptığının %1'ini yapamıyorum. Bir travma, tamam mı, insanı öyle bir gelişmeye ve değişmeye mecbur ediyor ki aklınız şaşar. İkinci doğum demek çok doğru yani. İkinci defa doğmuş gibi oluyor. Olmayabiliyor ama. Doğan Bey, efendim? Arka planın sağlam olmaması dediniz. Yani arka plan sağlam değilse, insanın temeli sağlam değilse, örnek verdiniz ya, deprem ile başa çıkmaz. Yani arka planın sağlam olmamasıyla yine bebeğin, çocuğun gerektiği zaman annesinden güven almaması mı arka planı sağlam olması? Yani yine çocukluğa mı bağlı? Tabii ama şöyle bağlı. Şimdi genel olarak annelik kalitesi, aslında annenin taşıma gücü denen bir şeyle ilgili. Taşıma gücü, yani diyelim ki çocuk uyumadı. Uyutmaya çalışıyoruz, uyumadı. Şimdi kimi anne vardır, çocuk uyumadığında buna uzun bir zaman öfkelenmeden durabilir. Çocukla ilişki kurabilir ve çocuk uyur. Kimi anne vardır, çocuk uyumayınca öfkelenmeye başlar. Öf, yine uyumadı. Öf, öf. O zaman çocukla ilişki kuramaz hale gelir. O zaman çocuk uyumaz. Çocuk kendini güven içinde hissetmediği için iyice uyumaz. Yani bu taşıma gücü denen şey. Yani taşıma gücü denen şey şu. Herhangi bir aksaklığa
öfkesizce katlanabilme gücü. Tamam, diyelim çocuğunuz düştü, dizi kanadı. Ben sana demedim mi? İşte ne koşuyorsun da öyle yapma demedim mi? Beni dinlemiyorsun. Şimdi bu taşıyamayan bir anne. Tamam mı? Anne orada çocuğun dizinin acımış olması anneyi öfkelendiriyor. Senin yüzünden huzurum kaçtı. Senin yüzünden kendimi kötü hissediyorum. Senin yüzünden şu anda şurada olmaktan keyif duymaz hale geldim. Allah senin cezanı versin demiş oluyor. O zaman çocuk aslında o an annesiz kalıyor. O an anne kendi canının derdine düşmüş. O an anne kendini düşünüyor. Ve çocuğa öfke duyuyor. Tamam, şimdi anne insan, anladık. Ya bu da zaten kimsenin çok elinde değil. Yani kimsenin, insanların taşıma gücü kendilerini taşımış olan insanlarınki kadardır. Annen seni ne kadar taşıdıysa sen de o kadar taşımayı öğrenmişsindir. Onu yapabilirsin. Koşulların uygunsa onun biraz üstünü de yapabilirsin. Ama çok çok üstünü yapabilmen için içsel deneyime ihtiyacın var. Geliyor iş oraya diye. Yani pazarlamacı gibi oldum ama. İçsel deneyimde bende var. Tavsiye 100 lira satıyorum. Pazarlamacı gibi oldum. Yani gerçekten bu işte demek ki bu o zaman hani diyoruz ya insan nasıl değişir? İşte bir tanesi işte küçük travmalar. İnsanı yok etmeyecek. İçindeki onarıcı güçleri harekete geçirecek. Aşı gibi veya işte homeopatide olduğu gibi. O güçler çünkü bizim kontrolümüzde değil. Yani biz başımıza çok kötü bir şey geldiğinde otomatikman bir daha o kötü şeyin gelmemesini sağlayan bir şeye sahibiz. İçimizde bir reflekse sahibiz. Bu benim başıma geldi, bir daha gelmesin. Şimdi biz bunu aklımızla söylemiyoruz. Daha derinden bütün hakikatimizle bunu söylemeye başladığımızda bizim aklımızın yapabildiğinden çok daha fazla bir şeyi bünyemiz yapmaya başlıyor. Ben bunu anlattığım bu travma yaşamış olan insanlarda görüyorum. Ha belki onları anlayan bir insan olmamış olsaydı belki de çıkamazlardı. Belki de hastalanırlardı. Hastalık düzeyinde kalırdı. Olabilir, onu bilmiyorum ama gördüğüm olanın içerisinde onların için bir ikinci şans oldu travma. Temelin sağlam olmamasında ve diğer problemlerle genelde hep anneye bağdaştırdık. Hep anneyle ilgili şeyler söyledik. Babamın payı ne kadar bundan? Mesela anneden yeterli anne kalmış, güvenle bağlanmış ama babadan yeterli babalık alamamış ve güven duyuyorsa eksik olan çocuklar, yetişkinler. Yani bence bir kere... Bunun aşılması daha mı kolay oluyor anne eksikliği? Yani şöyle bence annenin babayla ilişkisinin kötü olması anneliğini zaten acayip etkiler. Yok, babayla çocuk ilişkisi. Şimdi annenin bir insanın hayatındaki birinci işlevi kendisi bebekken annesini beslemiş olması. Tamam mı? Beslenmiş bir annenin, kocasının sevgisiyle beslenen bir annenin yaptığı annelik çok farklı olur. Dolayısıyla babanın işlevi aslında çocuk daha doğduğu zaman ilk önce anneye annelik yaparak başlıyor. Yani babadan annelik alacak ki anne çocuğuna verebilsin. Tamam mı? O zaman çocuğuna verebildiği annelik daha kesintisiz oluyor ve arkasında destek olan, sevildiğini bilen insanın taşıma gücü artar. Tamam, dolayısıyla bu bahsettiğimiz aksamalar minimuma iner. Bir kere orada başlıyor bir etki. Ama daha sonraki dönemde, mesela şu anda işte gözlerseniz mesela Kaya'yla babasının ilişkisini, mesela baba yedek anne olabiliyor çocuğa. Anne burada sizle bir şey yaparken veya anne başka bir şeyle meşgul olduğunda babasına sarılıyor. Babasından annelik aldığını görüyorsunuz. Kim? Kaya'yı mı konuşuyor? Evet, Kaya'yı konuşuyor. Tamam mı? Yani baba orada annenin yetersiz kaldığı, eksik kaldığı bir yerde yedek anne olarak devreye girebiliyor olması acayip rahatlatıcı bir şey. O zaman Berivan'ın taşıma gücü artmış oluyor. Çocuk onu bunaltmamış oluyor. Değil mi? Mesela böyle bir işle. Sonra 3 yaş civarında çocuk dünyada kadınlar ve erkekler olduğunu fark etmeye başlıyor. Ondan sonra babanın işlevi erkek çocuk için de kız çocuk için daha önemli, daha farklı bir önem taşımaya başlıyor. Ama kız çocukta ayrı bir önemi var. Erkek çocukta ayrı bir önemi var. Merak ediyorsanız anlatayım. Evet,
Ama ben başka bir konuya geliyorum. Merak ediyorsanız şöyle bir anlamda. Erkek çocukta erkek çocuk için en büyük handikap aslında annesinin bir parçası olmaktan kurtulabilmektir. Ve annesinin çocukta oluşturduğu çekimi çocuğun geride bırakıp yatırımını anneden çekip hayatın bir parçası olmayı becerebilmesi. Baktığınız zaman bizim toplumdaki erkeklerin en büyük handikapı annelerinin oğlu olmaktan bir türlü kurtulamıyor olmaktır. Şimdi bir böyle bir erkek çocuğun ruhen gelişebilmesi için annesiyle ilişkisinin doğru tanımlanması lazım. Yani erkek çocuk için anne olması lazım. Anne onun her şeyi olmaktan çıkması lazım. Çünkü çocuk için anne onun her şeyi olduğunda anne hem annedir, hem kadındır, hem dürtüleridir. Hepsi bir arada olur. Dolayısıyla çocuğun başka bir kadını sevmesi gelecekte, bu yapıdaki bir erkeğin, gelecekte başka bir kadını sevmesi yarım yamalık olur. Esas sevgi annede kalmıştır. Esas yatırım annede kalmıştır. Tamam, şimdi bu baba eksikliğinde %100 neredeyse olan bir şey. Çünkü kadınlar, erkek çocuklarına özellikle, ama tabii bu kız çocuklarını da kapsayabilir, kendilerinde tutmaya eğilim gösterirler. Nasıl gösterirler? Düşersin, kalkarsın, oraya yapma, bak bilmem ne etme, bak işte küfretme, zırttır zırttır. Yani erkek çocuğun, erkek çocuk gibi olmasını bozarlar aslında. Onu biraz daha feminen, biraz daha kibar, biraz daha nazik, biraz daha uslu, biraz daha laf dinleyen bir şeye dönüştüreceğim derken, erkek çocuğu güzelce ne yapıyorlar Erol? Kastre ediyorlar. Erkek çocuğun çükünü kesiyorlar. Ne o? Çocuklarını çok seviyorlar. Ondan sonra ortaya çocuk ruhlu bir adam çıkıyor. Yani erkek özellikleri benimsenmemiş annesi tarafından bir çocuğun daha sonraki yolunun çok zor olacağını herhalde kestirmek zor bir şey değil. Ya da doğacak olan çocuğa nasıl annelik, yani eşine nasıl annelik yapacağız? Tabii ki. Yani? Bir sürü yaralanmış, dedelenmiş, beğenilmemiş, itilmiş, kakılmış oluyor. Tamam, şimdi baba aslında erkek çocuğu anneden kurtarır. Onu kendine çırak yapar. Ve erkek çocuk olarak yetiştirmeye çalışır. Tamam mı? Ve de burada çocuğun dürtülerini annesinden çekebilmesi hayatını çok kolaylaştıran bir şey olur. Çünkü erkek çocuklar dürtülerini annelerinden çekemediklerinde çok korkak olurlar. Hep başlarına kötü bir şey gelecek. Hep ceza görecekler gibi korkarlar. Cezanın sebebi aslında dürtülerini annelerinden çekememiş olmaktır. Göstermemeye, belli etmemeye çalışırlar. Ortalama bir erkeğin en büyük becerisi ne kadar korkak olduğunu göstermemeyi becermektir. Onu öğrenmek zorunda kalır, tamam mı? İşte babanın varlığı bütün bunları, bu tehlikelerden erkek çocuğunu kurtarır. Dolayısıyla çok önemli bir işlevi vardır hakikaten. Tabii bir de şunu bilelim. İnsanlar anneliği, babalığı annelerinden, babalarından öğreniyor. Kitaptan öğrenmiyorlar. Erkek çocuğun babası varsa o da ölçülü, hem çocuğunu doğruda tutmayı becerebilen, hem çocuğunu seven ama onu kendine değil hayata hazırlamaya uğraşan bir baba çıkar ortaya. Ve o zaman çocuk hakikaten şanslı bir çocuk diyebiliriz dedi çocuğa, tamam mı? Erkek çocuğa. Kız çocuğa gelince, kız çocuklar 2,5-3 yaş civarında annelerinin pipisi olmadığını, kendilerinin pipisi olmadığı gibi annelerinin de olmadığını ama babalarının pipisi olduğunu anladıkları için baba osuruktan tayyare bile olsa otomatikman babaya büyük bir eğilim gösterirler. Tamam mı? Eğer baba kendini kapatmıyorsa, eğer babanın kadın cinsine karşı bayağı bir böyle aversif, öfkeli bir, rahatsız edici bir yaklaşım yoksa aslında kız çocuk babaya aşık olmaya çok müsaittir. Ve kız çocuk baba kız çocuğunda eğer adamsa kız çocuğunu sever ama onun aşkına aşkla cevap vermez. Sevgiyle cevap verir, tamam mı? Ama aşkla cevap vermez. Baba kendisi de kendini değersiz hissetmeye müsait çocuksu bir insansa o da kızına aşık olur. Hadi buyur gel, tamam mı? Bu sefer kız çocuğu narsist, kendini prenses zanneder.
İşte vay sen bana nasıl kızdın, onu nasıl beğenmezsin, bilmem ne falan, böyle biraz kibirli. Tamam, bir ilişkiye hazırlanamamış. Çünkü bir ilişki yaşayabilmek ciddi mütevazı. İşte insansınız, o da bir insan. Hata da yaparsınız, yanlış da yaparsınız, kavga da edersiniz. Yani iş birbirini korkutmaya, zarar vermeye dönmedikçe, tamam, doğal olarak insan ilişkisi, birbirine yatırımı fazla olan insanlarda birbiriyle beklentiler de ona göre olur ve kavga, dövüş olmadan normal bir ilişki olmaz. Normal bir ilişki kavgasız, dövüşsüz yürümez. Gerçek, hakiki bir ilişki. Ama işte çocuğun babasıyla olan ilişkisinde kız çocuğu böyle bir hakiki ilişkiyi deneyimlemiş olması, yani ama baba da çocuğa zaaf gösteriyorsa, yani çocuklar ebeveynlerin kendilerine zaaflı olmasından çok zarar görüyorlar. İster anne olsun, ister baba olsun. O zaman çünkü zaafınız olan varlığı büyütemezsiniz. Bir varlığa zaafınız varsa veya ona acıyorsanız onu büyütemezsiniz. Onu büyütebilmeniz için onu seviyor olmanız lazım. Ama zaaf zarar verir. Zaaf sevgi içermiyor diyorsunuz. Zaaf sevgi içermiyor. Zaaf annenin babanın kendi ihtiyacından oluşuyor. Kendi sevilme ihtiyacından, kendi beklentilerinden kaynaklı. Kendi oluşturamadığı şeyi çocuğundan beklediği için zaaflı oluyor. Kendini beğenemiyor, oğlunu beğeniyor veya kızını beğeniyor. Değil mi? Şimdilerde benim çok dikkatimi çekiyor. Bakıyorum şeye, televizyonlarda, bazı programlarda. Allah, kız çocuklar, bakıyorsun ana baba başı örtülü bilmem ne ama kız çocuk böyle bir şeyden çıkmış gibi. Dans kuru şeyinden falan çıkmış gibi. Yani bakıyorsun, görüyorsun kadın, adam ezik insanlar ama çocukları sanki bir şey olacak da onlar o eziklikten kurtulacak gibi büyük bir hevesle onları desteklemeye çalışıyor. Zavallılar da ortalarda bir şey gibi, böyle bir şeyin numunesi gibi. Yani ne kadar harcanan hayatlar. Efendim, kız çocukta da öyle. Başka, bir de şöyle bir şey var. Bir de şunu söyleyeyim. Yani aslında bir insanın, biraz sonraki bir konuya gelirken bu da önemli. Bir insanın hem anneden aldığı enerjiye, hem babadan aldığı enerjiye ihtiyacı var. Anneden alınan enerjiyle insan kendi ihtiyaçlarını benimsemeyi, kendini sevmeyi, kendi kabul etmeyi öğrenir. Kendine değer vermeyi öğrenir. Tamam mı? Anneden aldığı enerjiyle. Babadan aldığı enerji insanın kendini koruyabilmesi için, kendini doğruda tutabilmesi için, dış dünya ile ilişkilerini doğru götürebilmesi için gerekir. Dolayısıyla bir insan hem eril enerji hem dişil enerjiyle beslenebiliyorsa kendi ruhsal gelişmesi kesintisiz kurabilir. Dolayısıyla babanın bir de böyle bir eril enerji kaynağı olarak çocuğa kendini korumayı için kullanabileceği bir enerji vermiş oluyor. Yani hakikaten yani, olsa da olur, olmasa da olur bir şey değil. Baba olmalı. Ne şey soruyordun sen? Bu eş durumu sonuçta bir travma durumu. Burada bir kere eş geçirdikten sonra bir daha tekrar geçirilir mi? Ne olur? Nereye kadar devam eder? Yani eş durumu bir travma durumu değil. Bej durumu ile, yani bej durumu kendini zaten çok büyük bir bütünlüğün parçası olarak hissetme durumu. Vecd halini yaşayabilecek duruma gelmek için ama, yani dedim ya ilk önce insan çocukluğa, bebekliğe iniyor. Hatta regresyon dediğimiz şey önce çocukluğa inmektir. Mesela diyelim ki işte birazcık kafayı çektik, müzik çaldı, kalkıyoruz, oynuyoruz. Şimdi çocukluğa iniyoruz orada, tamam mı? Çocukluğa inen bir regresyon var. Veya oturup kağıt oynuyoruz, sen yendin, ben yendim, tavla oynuyoruz falan filan. Bunlar normal günlük hayatın içinde olması gereken, insanın kendi içindeki çocuğa zaman zaman, veya bakıyorsun kocaman adamlar geçmiş işte PlayStation oynuyor. Veyahut da bakıyorsun kağıt oynuyorlar, veyahut da maç seyrediyoruz. Bu akşam seyretmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle içimizdeki çocuğa da izin veren, onun bizim hayatımızı bozmasına sebebiyet vermeyecek kadar ortaya çıkmasına izin vermek, hayatı daha neşeli, daha canlı, daha keyifli yaşamanın
becerisi demektir aslında. Değil mi? Çocukluğa inmek. Daha derine inmek, bebekliğe inmek oluyor. Şimdi bebekliğe indiren şeylerden bir tanesi travma. Ama bebekliğe indikten sonra ana karnına geçebilecek misin? O ayrı bir çalışma meselesi. Dolayısıyla bu şey, travma dediğimiz şey, bebekliğe indirme avantajını senin eline veriyor. Ondan sonra belli bir disiplin, belli bir çalışma ve belli bir yol sana önerilmesi lazım ki sen o bebeklikten anne karnına doğru seyahatine devam edebilirsin. O zaman vecd olur. Ama bir kere vecd olduktan sonra dediğim gibi içindeki sistem onu kaybetmeyecek şekilde kendiliğinden çalışmaya başlar. Ve hakikaten insanı değiştirir. Tamam mı? Öfkeli bir haldeyken regrese olduk. Ve karşılaştığımız şey de bizde yeniden bir travma yarattı. Sonra günlük hayatımızda sorun yaşamaya başladık. Yeniden bir regresyon yaratsak, bu bir değişim yaratır mı? Öfke durumumuzda bir hafifleme oluyor mu? Yani bir kısmını boşaltmış gibi bir hal oluyor mu? Yoksa hiç denememek mi gerek? Öfke boşaltıyor. Şimdi regresyona girmeye öfke engeldir. Yani öfken fazlaysa, yani hakikaten bahsettiğimiz o yıkıcı öfke içeride uyandıysa regresyona giremezsin. Ancak yapay yollarla girersin. Yani nasıl girersin? İşte ne bileyim, diyelim ki peyoteyle, bilmem neyle, LSD'yle girersin. Veya esrar çekerek girersin. Yüzeysel bir regresyon oluşturur esrar. Yüzeysel bir regresyon. Çok derin bir regresyon oluşturmaz ama regresyon oluşturur. İçindeki sistem öfkeliyken regresyona girmene izin vermez. Çünkü girersen terörize olur. Katlanılamayacak travma olur. Dolayısıyla insan ruhu, yani bir kere önce şunu söyleyeyim. İnsan ruhu yapılanırken iki tane temel taşınamayacak duygudan kaçınmak üzere yapılanır. Yani bebek doğduğu anda, doğum anı bir travmadır. Ve çocuk o travma içerisinde bebek muazzam bir hiçlik duygusu ve muazzam bir kıyamet kopmuş, her şey yok olmuş duygusuyla doğar. Ve anne bebeği kucağına alıp, işte emzirip, bilmem onunla ilişki kurup çocuğu hızla o travmanın dışına çekmeye çalışır. Çekilemediğinde, dün söylemiştim, 5 gün çekilemediğinde otistik savunmalar kurulmaya başlar. Değil mi? Dolayısıyla yapılanmamız, bizim insan olarak insan olmamız bu iki korkudan kurtulmak üzerine oturuyor. İnsan denen varlık hiç olmaktan kurtulmaya çalışıyor ama güzel olarak, ama akıllı olarak, ama becerikli olarak, ama şöyle, ama böyle, ama sevilebilir olmak için, ama psikolog olarak, ama bilmem tedavici olarak, ama yogacı olarak hep birlikte hepimiz kendimizi değersiz hissetmeyeceğimiz bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Bir, iki, etrafımızda bağlandığımız bir şeyler olmalı. Arkadaşlarımız, anamız, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz, malımız, mülkümüz, elbisemiz şudur budur. Aklınıza ne geliyorsa, bağlanabildiğiniz, yatırım yapabildiğiniz her şey sizi bu dünyada tutar. Sizi bu dünyanın bir parçası yapar. Tamam mı? Dolayısıyla dönüp hayatınıza baktığınız zaman zaten bütün meselenin bu iki konu üzerindeki çabalamaktan ibaret olduğunu görürsünüz. Tamam mı? Şimdi sistem böyle kurulmuş. Kendini yok olma ya da hiçleşmeden korumak üzere. İçindeki öfke öyle bir düzeyde ki regresyona girersen kendini yok olmuş hissedin. Girebilir misin? Sistem derhal seni durdurur. Nasıl durdurur? Zihnin çalışmaya başlar. Ancak force edebilerek yapay bir şekilde yapabilirsin. Yapma. Hastalanırsın. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani bir kere yani çok önemli bir soru sorduğun soru. Peki insan ne yapacak da hani dün demeye çalıştığım şey buydu. Yani insan ben öfkesiz olayım deyip, ay şu çok öfkeden kurtulayım deyip kurtulamayacağına göre nasıl bir hayat kurarsa, nasıl bir varoluş oluşturursa, nasıl kimseye kendini ezdirmezse, nasıl hakkını alabilirse, nasıl doğru insanlar seçerse
öfkesiz olabilirim gibi bir yol aramak zorundayız. Tamam. Dolayısıyla bu da bir hayat görüşü, bir yaşam tarzı, zarttırut veya işte bize gelen insanlara yapmaya çalıştığımız şey. Görürsün sen onun zayıf halkalarını, kendini koruyamadığını, öfkesini kullanamadığını, efendim kendi değersiz hissetmeye müsait olduğunu, onun o zayıf halkalarını güçlendirmeye, onu orada o zayıf halkalarının farkına vardırıp kendini onarmasını sağlamaya çalışırsın. Ama diyorum ya, bir travmanın yaptığı kadar sen yapamıyorsun. Sen bir travmanın yaptığı kadar gücü harekete geçiremezsin. Ama bir şeyin oluyor, katkın oluyor demek ki. İyi kötü insanlar gelip gittiğine göre. Erdoğan Bey, burada belki hani konuştuğumuz bir şey vardı ya, onu anlatmanız iyi olabilir gibi geldi, bir fikir olarak söyleyeceğim. Evet, evet. Hani yoga dünyasında böyle hani yapay bir öfkesizlik, hani çiçeğiz, böceğiz, birbirimize böyle bir işte seviyoruz falan bu haller var ya, yani bunun hani aslında gerçek bir öfkesizlik olmadığı, bunun aksine bizi bir yere takılı tutacağı ve tehlikeli olduğu, gelişmekten alıkoyacağı falan konusuna girelim demiştik. Belki şimdi evet, biraz yeri gibi geldi çok bana. Çok doğru, evet. Ha? Ya ben demin anlattığım bu hani benim başıma gelenlerden sonra bu ne oluyor falan derken merak edip işte bu yok tasavvuftu, yok bilmem ne o, bilmem Mevlana bilmem neciler derneği falan filan, ben ilgimi merak ettim. Ya bunlar acaba ne oluyor, ne yaşıyor? Şunu gördüm, hep insanlar demin Beron'un söylediği gibi oradan bir kalıp ediniyorlar, kamil insan kalıbı. İşte öfkesiz olacak, böyle olacak, böyle olacak, zart olacak, zurt olacak. Herkes o kalıbı uygulamaya çalışıyor. Sanki o kalıbı uyguladığı zaman kamil insan olacaklarmış gibi bir ruh hali içerisindeler. Ve ben o dönemde, yani belki yani çok da fazla uzatmadım çünkü birkaç keresi yetti. Şunu gördüm. İnsanların kendilerini önemsemeye o kadar muazzam bir ihtiyaçları var ki, kendilerini önemli bir varlık olarak hissetmeye, sırf bu önem ihtiyacıyla böyle her türlü kalıbın içerisine girip o kalıbı taklit etmeye, aslında o zindanın bir parçası olmaya çok eğilimliler. Şunu söyleyeceğim, gerçek anlamda bir olgunlaşma kesinlikle mütevazilikle birliktedir. Kim ağzını açtığında kendini övmeye başlıyorsa, her söyleminden kendini başka insanlardan üstün olduğunu, üstün hissettiğini algılıyorsanız, o insan altı üstü bir şeydir işte, kalıptır. O kalıbı oynuyordur ama kendisi de o kalıbın, kendisinin o kalıp olduğuna inanmıştır falan gibi bir şey. Şimdi burada şunu, temel şeylerden, aksiyonlardan bir tanesi şu. Bir insanın büyümesi ve gelişmesi için ilk önce hakiki olması gerekir. Bütün problemlerine rağmen. Mesela diyelim ki bize bir depresif hasta gelir. Yani ciddi depresyona eğilimli bir insan gelir. Mesela bu insanı ilk iyileştirmeye başladığınızda, ki depresif insan fedakar, hep başkalarını düşünen, işte kendinden vazgeçip sürekli başkalarını mutlu etmeye çalışan bir insanmış gibi bir şeydir. Ağır depresif vakalar. Hep kurtarıcı olmaya çalışan. Birazcık ilerlediğinizde ortaya muazzam bencil bir insan çıkar. O şeyi görürsünüz. Yani aslında depresyondaki insanın o fedakar, herkesi düşünen insan şeyinin bir arkadaki bencilliği gizleyen bir ekran olduğunu görürsünüz. Ama iyileşme de o hakiki çocuksu, hep almak isteyen, yeterince almamış olmaktan dolayı acı çekmiş olan çocuğun ortaya çıkmasıyla başlar. Yani bütün problemlerin çözümü ilk önce hakikileşme cesaretiyle olur. Ama tabii ki bunu, şimdi siz mesela diyelim ki bir insan geldi size, yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Evli bu insan. Şimdi bunun hakiki hali ortaya çıktığında bunun evliliğini sürdürememe riski var. Etrafındaki herkes onu yadırgayacaktır. Dolayısıyla bir risk oluşturur aslında tedavi. Veyahut da hastayı siz haftada 2-3 kere görürsünüz, daha fazla görürsünüz. O hakikini sizin yanınızda yaşanır.
Ama dışarı çıktığında yine iyi kötü kendi kurduğu ilişkileri yavaş yavaş dönüştürmeye uğraşırken, yani iyi kötü ona katlanılabilir durumda olmasını sağlamış olursunuz. Ama bütün problemleri sizinle olan ilişkisinde, işte transferans ilişkisi denen, size yansıyan, hakiki yapısında görünüp çözümlenmeye çalışılır. Ama bunun olabilmesi için de hastanın hakikaten en azından haftada 3 kere falan gelmesi lazım. Evlilik fazla öncesi değil. Terapi. Ya da evlilik öncesi terapi daha iyi bir şey. Evet. Bu yani bu önemli bir şey. Gerçekten o kalıplara, kendinizi kalıplara sokmayın. Yani kendinizi kalıplara sokmanız sadece öğrendiğiniz bir şeyden narsistik duyum almaya çabaladığınız için olur. Öğrendiğiniz ki işte şu şöyle makbul bir durum. İşte şiddetsizlik olmak, öfkesiz olmak, anlayışlı olmak, hoşgörü. Şimdi bu narsistik duyum adına kendi hakikatinizden kopmanız, kendinizi sevemediğinizi, olduğunuz haliyle kendinizi sevemediğinizi gösteren bir şey olur. Yanlış bir yol çıkmaz, zarar verir. Tamam, birçok kitap insana böyle şeyler tavsiye ediyor. Yok işte nasıl arkadaş olunur, yok nasıl iyi eş olunur, yok nasıl bilmem ne olunur falan. Uzak durun. Böyle şeylerin insana faydası yok. Zararı var. Zaten yeterince dünya bizi kalıba, bir makette bir şeye çevirmeye çalışıyor. Bir de biz buna katkıda bulunmayalım. Bizlerden kenar bir şey var. Yani hani sanki işte hepimiz yoga paylaşmışsıyız. Ve hani sanki çok aydınlandık ve çok ilahi bir mertebe yükseldik ve bakıyor öğrencilerimiz de aslında. Yani sen asla aşka eremezsin, sine eremezsin. Hani dışarıdaki algı da yanlış. Onun için size yüklenen ambisyon da yanlış. Hani dün biz de tartışmasını konuştuk. Yani hani belki çok öğrencilerimize gitmeye gerek yok. Aileler dahi öyle bir algı da. Mesela ben bazen annemle konuşuyorum ve sinirlendiğim zaman oluyor. Annem ne söylediğimi, onca yoga yapıyorsun diyor. Onca yoga yapıyorum yani. Hani onu söylüyor yani. Hani dışarıdan da hani tam sana kırda girmeye, yani öyle bir uğraşayım yok zaten. Sadece insanlığını yaşamaya çalışıyorsun. Yoga yaptığın için başka bir yere ya da başka bir artın olmuyor aslında diğer insanlar, ama hani insanların sana yüklediği bir misyon oluyor. Yani annenin ve babanın bile yüklediği bir misyon olmuyor sana yani. Önce öyle yapıyorsun. Yoga masrafını sonunda onlar verirse tabii öyle söyler. Karşılığını dönmesi lazım. Bir arkadaş bir soru göndermiş. Çok etkileyici ve hepimizi çok ilgilendiren bir soru oldu. Muhakkak bu soruyu şöyle bir okuyayım, ondan sonra onun üzerine konuşalım. Diyor ki, hayatımda şimdiye ve geçmişe baktığımda her daim beni severek sahiplenecek, sevecek, sahiplenecek bir erkeğe ihtiyaç duyduğumu görüyorum. Aklımda kimse olmasa da boş kaldığım bir zaman yok. Bu durum beni artık çok rahatsız ediyor ve nedenini merak ediyorum. Bu neden olabilir? Diye bir soru. Sonra da yine aynı kişinin bu soruya ilave olarak arkasında bir, erkeklerle sevgi ilişkisi kurarken mutlaka beni seven birisine mi yatırım yapmalıyım? Bir ilişkiyi sevgi ilişkisi yapan şeyler nelerdir? Karşımdaki erkek beni sevmiyorsa da sırf ben sevdiğim için ilişki kurmaya çalışmalı mıyım diye bu soruyu açmış. Bir kere bir insanın normal gelişkin bir, yani işte demin anlattıklarımızdan da anlaşılabileceği gibi, bir insanın ilk önce varlığını sürdürmeye ihtiyacı vardır. Yani yok olmayayım, yalnız kalmayayım, aç kalmayayım. İşte yağmur yağdığında kafamın üstünde bir çatı olsun falan gibi temel canlılığımızı, canlı varlığımızı koruyacak ihtiyaçları yerine getirmeye, önce bu ihtiyaçların karşılanmasına ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları karşılayabilmiş olan bir insan, yani işi gücü olan, belli bir maddi imkanı olan, bir şekilde
toplum içerisine girebilmiş, eşi, dostu, arkadaşı, sevdiği insanları olan, işte ailesi olan bir insanın bundan sonraki en doğal, en tabii ihtiyacı hayatında sevebildiği bir karşı cinsten veya kendi cinsinden de olabilir tabii ama dürtülerini yaşayabileceği bir ilişkiye ihtiyaç duyması. Değil mi? Burada bahsedilen durum hayatımda bir sevgi ilişkisi olmasına çok ihtiyaç duyuyorum diyor bu arkadaş bize. Şimdi bu gelişkin bir insan için zaten temel ihtiyaçtır. Yani bütün mesele ait olma ihtiyacı bir şey düşünebilir miyim? Şimdi ait olma ihtiyacı mesela bir bebeğin annesine ait olma ihtiyacı var. Hı hı. Yani bu dünyada hani dedim ya ilk önce bu dünya bizim alıştığımız bir yer değil. Bu dünya yavaş yavaş bizim mekanımız oluyor. Bizim bu dünyanın bir parçası olmamız önce annemize ait olarak, sonra aileye ait olarak başlıyor. Yani çok bebeksi bir ve çok çocuksu bir ihtiyaç olarak bir yere ait olma ihtiyacı içimizde vardır. Ama belli bir düzeyden sonra insanın bir yere ait olma ihtiyacı kalmayabilir. O onun ne kadar kendi içindeki bebeğe ve çocuğa kendisinin sahip çıkıp çıkamadığıyla ilgili. Yani bir yetişkin için, mesela 40 yaşlarında evlenmemiş bir bayan için artık annesine babasına ait olmadığını hissediyor. Etrafındaki arkadaşları evlenmiş. Dolayısıyla sevebileceği bir erkeğin hayatında olması onun ait olma ihtiyacıyla mı alakalı yoksa başka bir şey mi? İşte onu diyorum. Eğer bir insanın kendi içindeki bebeğe veya çocuğa sahip çıkabilecek özellikleri varsa bir erkeğe yöneldiğindeki ihtiyacın ona ait olma ihtiyacı düzeyinde olması gerekmez. Ama kendi bunu beceremiyorsa. Yani ne demek? İşte diyelim ki insan içindeki bebeğe sahip çıkması demek ne demek? Kendi içindeki bebeğe sahip çıkması demek bir insanın. Kendisinin ihtiyaçlarına duyarlı olması, efendim kendini işte gerek acıkmadan, gerek sıcaktan, gerek soğuktan aklına geliyorsa. Kendi canlılığını muhafaza edebilmek, sağlıklı yaşayabilmek için ihtiyacın olan her şeyi kendin algılayıp, kendin bunları yapabiliyorsan, bu konuda kimsenin ikazına veya kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan kendi canlılığını sağlayacak temel ihtiyaçları karşılayabiliyorsan zaten senin içindeki bebeğin aslında bir ona sahip çıkacak bir anneye ihtiyacı yoktur. Ona sen kendin yapabiliyorsun zaten. Şimdi yalnız burada şöyle bir şey var, bir şey eklemek gerekecek. Neyse. Sonra içimizdeki çocuktan bahsediyoruz. İçimizdeki çocuğu da aynı şekilde özellikle insan ilişkilerinde haksızlıklardan, yanlışlıklardan, efendim birilerinin onu itip kalkmasından, birilerinin onu dışlamasından. Değil mi? Çocuk işte diyelim ki okul çağındaki çocuk ya kendini diğer çocukların arasında koruyabilecek bir donanımdadır. Ya koruyacak donanıma gelene kadar annesi, babası, öğretmeni onun başka çocuklar tarafından ezilmesine izin vermez. Normal koşullarda. Eğer o insanlar olanı biteni görebiliyorlarsa. Yani içimizdeki çocuğu korumak da daha çok bizi başka insanlarla ilişkilerimizde kendimizi mağdur olmaktan koruyup koruyamamamızla ilgili bir şey. Yani bu kadınlar ve erkekler için bu söylediğim şey geçerli. Şöyle diyeyim sana, mesela diyelim ki bir insan yalnızken evinde mesela diyelim kendine yemek yapmıyor, idare ediyor. Yapıyor işte, peynir ekmek koyuyor, yiyor veya işte ya salata yapıp yiyor. İşte bakıyorsun evine, evi bir süre sonra dağılmaya başlıyor, kirleniyor, toparlayamıyor. Şimdi bunlar kendine sahip çıkamadığını gösteriyor. Yani içindeki bebeğe ve çocuğa kendisini yetemediğini gösteriyor. Ne olur? Mesela diyelim ki bu bir erkek. Böyle bir insan biriyle evlendiğinde veya birine bağlandığında yavaş yavaş onu annesi yapar.
yavaş yavaş annesi yapalım. Yavaş yavaş istese de, iste aklı ne derse desin. Tamam, o kendiliğinden o insan onun hayatında böyle bir işler, yani onu canlı, ayakta, iyi besleme, bir düzen içerisinde yaşayabilen bir insan olmasını, bir insan eşi vasıtasıyla gerçekleştiriyorsa, mecburen bir süre sonra, aradan belli bir zaman geçtikten sonra, 2 sene, 5 sene, 6 ay, adamına göre değişir veya buradaki problemin büyüklüğüne göre değişir, tamam mı? Onu anne yapmaya başlar. Ve aşk ilişkilerindeki en büyük handikaplar erkekler açısından mesela buralardan kaynaklanır. Yani demek ki bir insanın bir erişkin hayatı yaşayabilmesi için kendi içinde bir anneyi ve babayı oluşturabilmiş olması lazım. Dışarıdan onu almaya, özellikle anneyi erkekler için söylüyorum. Dışarıdan almaya ihtiyacı kalmamış olması lazım. Şimdi kadınlar açısından bakacak olursak, aynı şekilde birçok kadının da hiç hayatında bir erkek yoksa, bir sevgi yoksa, yavaş yavaş kendilerine karşı biraz umursamaz olma tehlikeleri vardır. Tamam, tamamen dış görünüşe dönük bir yatırım, yani beğenilmeye, ilgi çekmeye dönük bir yatırım kendine yapabilirken, yemesi, içmesi, şuyu buyu daha bebeksi ve daha hakiki ihtiyaçlara da daha az zaman ayırması gibi bir tehlike olabilir. Tamam mı? Bir. İkincisi şöyle bir şey var. Bebeksi derken en önemli şey bence, en önemli handikap şuradan kaynaklanıyor. Özellikle kadınlar için. Bebek çok dürtüsel bir varlık. Bebek kadar dürtüsel bir varlık yok. Benim bir tane mesela psikotik bir hastam var. Çocuk. Erkek çocuk. Odaya giremiyor. Veya odaya giriyor, ayakta duruyor. Uzanamıyor. Hani oğlum ne oluyor falan deyince söylediği şeyler şunlar. Kıçımdaki dürtü beni çok rahatsız ediyor. Tamam mı? Veyahut bana tecavüz edecekmişsiniz gibi geliyor. Veyahut sizi yemek istiyorum. Yamyam mıyım ben? Manyak mıyım ben? Tamam mı? Tabii. Bu tamamen üzerindeki erişkin kıyafeti üzerinden çıkmış çıplak bebek. Ama konuşabiliyor. Tamam ya, zaten geldiği tablo akıl hastalığıydı. Yani akıl hastalığı zaten bebekliğe geri dönecektir. Yani demek ki bebekliğe dönmek dediğimiz şey bir hastalık olarak oluyor. Bir anlık bir travmayla oluyor. Ya da işte diyelim ki vecd halini yaşayabiliyorsa bebekliğe dönmekten korkmamaya başlıyoruz. Sen? Daha öncesi oluyor, anne karnı gibi oluyor. Tabii tabii, daha anne karnı gibi oluyor ama o zaman bebekliğe inmek çok rahat oluyor. Ve ödüllendirilmiş oluyor. Tamam, dolayısıyla yani şunu söylemek istiyorum. Bir insanın, bir kadının en bebeksi halinde çok fazla dürtü vardır. Dolayısıyla bir kadının hayatında dürtülerini yaşayabileceği bir erkek yoksa dürtüleriyle ilişkisini kesmek zorunda. Tamam mı? Veyahut da rahat etmez. Bu dürtüleri sağa sola kayacak diye rahatsız olur. Tamam, birçok genç kız çekingenliğinde mesela dürtülerin denetimsiz bir şekilde sağa sola kayınca bir şey olmaz ama o kişiyi rahatsız eder. Dışarıdan anlaşılmaz ama kendisi çok rahatsız olur. Çünkü bazen çocuklara kayar, bazen hayvanlara kayar, bazen olmadık insanlara kayar, bazen arkadaşının kocasına kayar. Kayar. Senin denetiminde değildir. Tamam, dolayısıyla dürtülerin birine bağlanması kadar bir insanın, bir kadının hayatını kolaylaştıran durum olamaz. Yani burada şimdi ister istemez bir kadının bir erkeği olsun ve bütün dürtüleri ona kaysın ihtiyacı, bir erkeğe ait olma ihtiyacı olarak ortaya çıkabilir. Tamam, ona ait olma ihtiyacı. Dolayısıyla kadınlarda gerçekten sevdikleri erkeğe ait olma duygusu vardır. Hani buna psikanalizciler kadının mazoşist tabiatı diye bir isim koymuşlar. Ama ben katılmıyorum. Bu kadının kendi dürtüsel doğasının doğal bir sonucu. Tabii bunun arkasında şöyle de bir şey var. Yani kadın bir erkeğe ait olmak istiyor. O da ona ait olsun istediği için istiyor.
Tamam, yani bir de böyle bir şey var. Ben ona ait olayım ki o da bana ait olsun gibi, orada öyle bir denklem de var. Bunlar karşılaşmıyorsa ne olacak? İşler zorlaşıyor işte. Şimdi şöyle, yani bence bu mevzu hakikaten belki de neredeyse hayatın en gizemli alanı gibi. Yani gerçekten insan hakikatine en erişilecek yollardan bir tanesi gibi sanki bu konuları konuşmak. Şöyle bir şey bir yandan da, bir yandan da şöyle bir hakikat var. İnsanlar birbirlerine ait değiller. İnsanlar kendilerine aittirler. İnsan kendine aittir. Öbür türlüsü birbirinin kölesi olmaya varabilecek bir tehlike içerir. Tamam mı? Yani bir yandan tabiatımız ve doğamız bizi birine ait olmaya, birine ait olduğumuzda, onun da bize ait olduğunu bildiğimizde huzurlu ve kendimizi güvende hissetmemizi isteyen bir arzumuz var, bir ihtiyacımız var. Ama bir yandan da bu yasak bir arzu. Çünkü bu cezalandırılır. Çünkü bu olduğu zaman insanlar birbirlerinden sıkılır. Tamam, bu olduğu zaman ilişki canlılığını kaybeder. Bu olduğu zaman cinsel çekim azalır. Tamam, şimdi burada benim bu konuda size söyleyeceğim şey şu. Kadınlar genel olarak erkeklere haset eder. Erkeklerin çükü var, kendilerinin yok. Çok basit bir şey. Ve bir insan haset ettiği şey kendisinin olduğunda o hasetten kurtulur. Yani sizin olan bir şey için haset etmezsiniz. Yani eliniz kolunuz size ait bir şey. Haset eder misiniz? Benim elimde ne güzelmiş diye. Nasılsa sizin. Tamam mı? Ve kadınlar, eğer erkekler kendilerine ait olursa onlara haset etmekten kurtulurlar. Ama cinselliğin, cinsel arzunun önemli bir kısmı haset etmekten gelir. Yani haset etme muazzam bir yatırıma ve çekime oluşturur. Haset ettiğiniz şeyin çekimi çok yüksek olur. Yani karşınızdaki erkek ben sana aitim dediği zaman çekimini kaybeder. Sizin hasetiniz biter ama o da olur. İşte düz bir kağıt parçası. Dolayısıyla o da farkına varmadan refleks olarak çoğu zaman ha babam size ait olmadığınızı size göstermeye çalışır. Böylece iş döner bir işkence. Gerçek sevgi ilişkisi nasıl kurulur o zaman? Ona o çok o, işte ona girmemiz lazım. Muhtemelen ona yarın devam. Ondan sonra ona devam ederiz. Belki. Ama yani hakikaten yani böyle görünüyor. Yani işte böyle yani niye dünya cehennem? Öyle de olsa olmuyor, böyle de olsa olmuyor. Yani bu şey, öyle bir şey ki, yani şu düzlemde kapı yok. Ancak tepeye çıkmanız lazım. Bir tek çıkış kapıda, şeyde tavanda. Dolayısıyla o da büyümenizi gerektiriyor. Başka her yol kapalı. Yani bana sorarsanız, mesele bu. Neden kadınlar erkekler? Esas zemini ama şey, yani kendine sahip çıkabiliyorsan, kendini sevebiliyorsan, kendine değer verebiliyorsan, o zaman bu şey azalmış olur. Tamam mı? Ait olma arzusu veya ait olma üzerinde ilişki kurma. Yani dolayısıyla demek ki zaten bir donanım gerekiyor. Yani şunu çok iyi bilin. İki çocuk kalıcı bir sevgi ilişkisi yaşayamaz. Çocuklar yaşayamazlar yani kalıcı bir sevgi. Çocukların ebeveyne ihtiyacı vardır. Birbirinde ebeveyn bulmaya çalışmış olmak. O kalıcı bir sevgi ilişkisi olmaz. Öyle olunca ne oluyor? Öyle olunca cinsel hayat kısa sürede bitiyor. Yani iki çocuk arasındaki ilişkide cinsel hayat kısa bir süre sonra tükeniyor. Ancak erişkin olmak gerekiyor kalıcı bir şey yaşayabilmek için. Demek ki buradan anlaşılan, yani niye ben hep aklımda birisi olsun istiyorum diye kendini üzmenin bir manası yok. Demek ki böyle olması sevinilecek bir şey. Demek ki çok basic, çok temel bir takım ihtiyaçlardan kurtulmuşsun ki
aklına sevgi geliyor. Ne mutlu, tamam mı? Burada bir sıkıntı yok. Niye bu kadar rahatsız ediyor seni bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Burada kişi kendini ifade etmek ister mi istemez mi bilmiyorum ama yani bu belli bir gelişkinlik düzeyine geldiysen bu böyle olacaktır. Değil misin? Tamam. Yani beni şeyden ötürü rahatsız ediyor. Yani birine devamlı hani o karşındaki kişiden hep sevgi almak istiyorum. Biri olsun ve hep beni sevsin. Bu beni rahatsız ediyor. Yani... Ama bu enerjin olmadığı için. Yani senin günlük hayatını sürdürürken, işini yaparken veyahut da ne bileyim üzerine aldığın sorumlulukların altında ezilmeden yapabilmen için kendinin sahip olduğun enerji sana yetmiyor. Yani burada bahsettiğin şey tabii bir sevgi ilişkisi içerisinde çok fazla enerji transferi vardır. Tamam mı? Sen bunu söylüyorsun. Diyorsun ki ben bu enerji yani dışarıdan arada benim arabanın benzini bitiyor. Benim benzin alabilmem lazım ki işlevselliğimi sürdürebileyim diyor olabilirsin. Ama bu mesela yoga, yani hakikaten belli bir derinliğe inebiliyorsanız, belli bir radyasyon derinliğine. Yani şöyle diyeceğim, bu demin konuştuğumuz mevzuyu tamamlayan bir şey olarak. Şeye girdiğiniz zaman, derin bir radyasyona girdiğiniz zaman çok fazla enerji doluyorsunuz. Çok canlanmış, tamam mı? Çok içinizdeki sevgi artmış. Çok kolay ve rahat ilişki kurabilecek hale geliyorsunuz. Muhtemelen yani bu kadar kaybedilmek istenmeyen bir şey olmasında o enerjinin büyük payı var. Ama bütün canlılar için bu böyle. Bu sana özgü bir şey değil. Tamam, dolayısıyla burada kendini kahretme. Ben bu işi nasıl çözeceğim? Kendi enerjimi nasıl arttırırım? Ya da nasıl doğru kullanırım? Hani lüzumsuz enerji sarfiyatı olan alanlar olabilir falan. Onlara bakıp onlardan kurtulmaya çalış. Evet, sonra ne demişim bakalım? Erdoğan'ın sonra haddim olmuyor. Rica ederim. Bu enerjiyle ilgili sizin söylediğiniz bir de şöyle bir şey oluyordu. Enerjiyi doğru kullanmanın sıra diyorsun ki bazen de enerjinin yetebileceğinden fazla yükün altına giriyorsun. Haddini bilmiyorsun. Dolayısıyla belki enerjisi yeterli olan bir insan sırf ne olduğunu bilmediği için çok fazla yük taşımaya çalıştığı için de tabii dertleşebiliyor. Yani yüklerden yükleri azaltmak da aslında bir evet çözüm. Ama bu söylediği şöyle bir şey hakikaten hayat zordur ama kendini önemseyen bir insan için çok zordur. Tam bir sürü insan enerjisi yetmezken kendini fazla önemsediği için fazla yükler almaya çalışır, fazla ona buna yardımcı olmaya çalışır. Haddini bilmez yani Erol'un söylediği gibi. Ona da dikkat etmek lazım. Yani sevilebilmek için yaptığımız bir sürü şey aslında ciddi bir yorgunluk oluşturabilir. Bunu görmek lazım. Yani sen hayatında hep bir yakınlık ve bir sevgi istediğine göre böyle bir burada senin için zayıf halka oluşuyor olabilir. Efendim? Var var. 15 dakikamız var. Şeyi çok merak ediyorum. Sizin deneyimlerinizden, duyduklarınızdan, gördüğünüz kişilerden, şimdi iç deneyim tecrübesine sahip süreç halinde olan insanlarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu insanlar mutlu ama yalnız kadarlar. Hemen cevap istiyorsun. Yani normal şartlarda bir insan içindeki duyguları, sevgiyi ya da enerjiyi hayata sokmadan mutlu olamaz. Yani illa da bir insanın kendi içindeki bir tarafı dünyaya sokabilmesi lazım ve tekrar o sokabildiği şeyi üstünde aslında hem kendini görebilmesi hem kendi geliştirme imkanı yaratması lazım ki gelişmesi sürsün. Yani bahsettiğimiz şey, yani diyelim ki işte bir iç deneyim yaşıyorsun ve o seni hem enerji olarak besliyor, hem içinde bir sevgi uyanmasına sebep oluyor. Ama sen bunu kendi içinde, bu o zaman senin dengeni sağlar sana. Sana kendi dengeni sağlam bir şekilde oluşturabilmeni ve başka insanlara ihtiyaç duymamayı sağlar.
Ama bu seni büyümeni sağlayamaz. Büyüyebilmen için mutlaka deneyime ihtiyacın var. Yani insanoğlu eksperyanstan öğrenir. Ve deneyim içerisinde büyümesini sürdürür. Bana sorarsan, büyümesini sürdüren insan ölür. Ölmeli zaten. Dolayısıyla ben de henüz söylemek istemediğim için. Kendi içimdeki, ya, tabii benim bin bir yolu var bunun. Yani illa insanın içindeki sevgiyi bir sevgiliyle yaşaması şart değil. Geri gelir bir çocukla da, işte hayvanla da, ağaçla da. Ama tabii ki yine de bunun en uygun yolu bir erkeğin, belli bir yaşa gelmiş insanın içindeki sevginin en hayırlı şekilde kullanılma biçimi bence yine de bir sevgi nesnesiyledir. Bir kadın nedir? Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla bunu mu eleyip ne derler, eleğimi duvara asmış gibi bir duygu içinde yaşamıyorum. Ama ne oluyor? Hani bu böyle çok ihtiyaçla yaşanan bir şey. Yani benim yaşadığım ilişkiler fazla ihtiyaç barındıran ilişkiler oluyor. Ama ne oluyor? Kaçınılmaz olarak bir asimetri oluşuyor ilişkiye ve bu da karşımdaki insanların hasetinin yanmasına neden oluyor. Her zaman, yani her zaman değil mi, çok uzun bir zamandır yaşamak ve anlamak zorunda kaldığım şey bu oluyor. Bir bakıma belli bir düzeye gelmek insanı yalnızlaştırıyor. Veyahut da mesela haseti uyanıyor diyelim değil mi? Beraber olduğum bir insanın haseti uyanıyorsa ben de o hasetin uyanıp uyanmaması onun elinde değil. Zaten bana bir zarar veriyorsa haset, ona bin veriyor. Dolayısıyla orada mesele ben değilim. Yani o karşımdaki insanın da o hasetinden kurtulabilmesi için uzaklaşması gerekir. Bir süre uzak durması gerekir. O zaman haset yatışır, tekrar yaşanacak hale gelir. Maalesef böyle oluyor. Başka türlü mümkün değil. Bunun da farkındayım. Yani dolayısıyla bu tam anlamıyla böyle bir bahsettiğimiz kadın erkek sevgisindeki, ilişkisindeki beraber bir hayat oluşturma, o hayatı birlikte yaşama, acısıyla, üzüntüsüyle, sevinciyle birbiri için, birbiriyle duygudaşlık oluşturarak yaşanan bir şey olmuyor. Bu benim açımdan acı bir şey. Ama ben de herhalde onu başka deneyimlerle, işte hastalarla, bilmem nelerle, öyle bir eksiğim yok Allah aşkına. Sizler sayesinde. Ama gerçekten beraber üzülüp, beraber sevinmek falan bunlar önemli ihtiyaçlar. İnsanın insan kalması, insan olarak hayatını sürdürebilmesi için. Tabii ki bunun böyle şeylere de ihtiyacı var. Biraz önce otistik çocuklarla ilgili konuşurken şey demiştiniz. Çocuğun annesiyle ilişkisi azaldığı ya da koptuğu için bütün dünya çocuğun annesi olur. Ne demek bütün bir çocuğun annesi olması? Ne tarz davranışlar oluyor otistik çocuklarda? Mesela otistik çocuklarda değil de, mesela şizofrenlerde belli bir hastalığın ağırlaşma düzeyinde olan şey insanın içindeki annenin ölmesidir. Yani insan kendi içindeki iyiliği muhafaza edemediğinde, yani iyiliğe olan inancı bittiğinde tamamen bir şeye döner, eşyaya döner. Tamamen cansız bir madde gibi olmaya başlar. Yani bizi ayakta tutan, bizi sağlıklı kılan en önemli şey içimizdeki iyiliği muhafaza edebilmektir. Ve o iyiliğe inanmayı sürdürmektir. Ve genel olarak iyilik duygusunu içimize koyan annemizdir. Genel olarak değil. Hani nadir olarak belki bir insan annesi doğumda ölmüştür de babası bakmıştır veya falan. O zaman başka kaynaklardan o iyiliği almış olabilir ama ortalama bir insan için iyiliğin kaynağı annedir. Ve bebek anneyi iyi olarak muhafaza edebilmek için bir tane de kötü anne yaratır. Anneye duyduğu bütün öfkeyi bu kötü anneye aktarır. Böylece İyi anne, iyi olarak kalmayı sürdürür. Ve bu uyanıklık sayesinde tamam, daha doğrusu tabiatın dehası, içimizdeki sistemin dehası sayesinde bütün insanlarda var bu. Otistik çocukta yok.
Bir iyi anne oluşturup bütün öfkeyi de kötü anneye bağlayarak yavaş yavaş gelişe artık bir noktadan itibaren anneyi bölme ihtiyacı duymadan, iyi ve kötü diye bölmeden, anneyi iyi ve kötü taraflarıyla sevmeyi becererek, işte bu insanı sevgi ilişkisine hazırlayan aşama bu. Bir insanı içimizde iyi ya da kötü diye bölmeden, onu bütünlüğü içerisinde sevebilmeye başladığımız zaman sevgi ilişkisine hazır olmuş oluyoruz. Değil mi? O hale geldiğimiz zaman artık bir insanın bizim için çok mükemmel olmasına lüzum yok, çok kusursuz olmasına ihtiyacımız yok. Hataları ve zaaflarına rağmen onu sevebiliriz. Şimdi şizofrenide bu içerideki iyi anne muhafaza edilememeye başlıyor. Kötü anne, tabi orada da bir kötü anne var. Zaten kötü annenin olması şizofren için dünyayı korku dolu, işte kötülüklerle dolu. İşte hep birileri onu takip ediyor, zarar verecekler, bilmem ne gibi bir dünya algısına neden olur. Kötü annenin çok büyük olması. Ama minicik de olsa bir iyi anneyi muhafaza edebiliyorsa o şizofrenin içinde anne, iyi anne hala var demek. Sonra bir gün o iyi anne öldüğünde ortaya şöyle bir şey çıkar. Gelip hasta size demeye başlar ki televizyonlar bana konuşuyor. Televizyonlardaki programları bana yapıyorlar. İşte televizyonda bir yemek tarifi duydum, bana yaptılar o tarifi. İşte ben de oturdum kendime yaptım. Veya işte etraftaki insanlar gülüyorlar, bana gülüyorlar. İşte şu şunu demek istedi, aslında bana şunu demek istedi. Yani bunlar hepsi şizofrenik belirtiler. Burada anne ölünce dünya anne olmuş. Tamam. Sanki annesi onu gözetliyormuş, annesi onunla meşgulmuş gibi. Annesi ona yemek tarif ediyormuş gibi. Televizyonu, melevizyonu, her şeyi anne haline getiriyor. Tamam. Böyle bir şeye sebep oluyor. Yani bir insanın içindeki annenin yok olması demek ki insan öyle bir varlık ki annesiz kalamıyor. Annesi yok olursa bu sefer dünya anne. Otistik çocukta ise şöyle bir şey oluyor. Otistik çocuk en baştan itibaren annesiz olmaya göre yapıyor. En baştan itibaren anne bebekle ilişki kuramadığı için ve onu rahatlatamadığı için ve bebek rahatlatılamamış bir durumdayken en doğmuş diyordu. O bahsettiğimiz en korkutucu, en rahatsız edici duygu durumunun içindedir. Yani o böyle karadede yuvarlanıyor, eriyor, yok oluyor. Hani şekerin suda erimesi gibi kendisi de ortama yok olup katılacak, hiç olacak falan gibi acayip korkular. Akılsı almaz bir insanın, normal bir insanın hissetmesinin mümkün olmadığı. Çünkü çok uzaklaşmış olduğumuz. Ama biz de biliyoruz o korkuları. Hepimiz yeni doğmuş bebek olduğumuz için bildik. Tamam. O korkulara karşı geliştirdiği savunma otistik bozukluk denen durumu oluşturuyor. Oradaki durum zaten baştan beri anne olmadığı için baştan beri kendi vücudunu, kendi vücudundaki duyumları anne yapmış oluyor. Kendi kendine hareketleri, dış dünyayla hiç ilişki kurmaması, ben lafını bilmiyor olması, beni bilmek için ilk önce ben olmayanı fark etmek gerekiyor. İlk önce ben olmayanı fark ediyoruz. Sonra bir de ben varım oluyoruz, tamam mı? Hiçbir zaman ben olmayanı fark etmediği için beni de fark ediyor. Böyle herhalde yani olabilecek en büyük taşınması en zor duygu durumuna karşı geliştirilmiş bir savunma. Bununla birlikte aklıma bir şeyler geldi. Çocuk anneden bunu alamayız ama annenin annesi ya da babanın annesi bakar ya, onlardan alır. Babaanne ya da anneanneden aldığında bir duyguyu. Otistik olmaz. Olmaz mı? Anneyi cezalandıracak bir şeyler mi yapar? Otizme benzeyen davranışlar. Yani mesela işte temin Beruva'nın oğlan annesi iştahsız diyor. Yemek veriyorum, yemiyor diyor. Hiç anne çocuğa mesela yemesini çok istiyor. Çocuk da bunu almıyor. Annesinin öfkesinden verdiğini yemiyor. Mesela bu tipik, bütün çocuklarda olan. Yani çocuklar, hatta hayvanlar, değil mi? Hayvanınız vardır. Hayvanı 3 gün bırakırsınız, gelirsiniz. Hiç daha önce yapmadığı yaramazlıkları yapmış. Oraya burayı pislemiş, kusmuş, bilmem ne. Öfkesini çıkartıyor. Çok
mesleğimle iki gün ilgilenmeyince ben eve girer girmez ölüme kusuyor. Ya işte bu bayağı sevmiş. Bence göstere göstere. Aynen öyle. Tam ölüme kusuyor. Peki hocam, dediğiniz gibi çocuklarda anneyle doğumdan hemen sonra 5 gün sonra kadar anneyle bağ kurması lazım. Ya da şöyle söyleyeyim, maksimum. Evet. 5 gün. Peki bazı çocuklar sağlık problemleriyle dolayı da küveze alınıyor. Anneyle belki bir hafta, iki hafta kontaklı. O da bu da o zaman ciddi bir problem. Orada anne karnında gibi oluyor çocuk. Anne karnından çıkmamış gibi oluyor. Bir şekilde küvez onu korumuş oluyor. Anne karnı koşullarında tutuyor zaten. Sezeryanda da aynı. Yok, sezeryan. Normal doğumla sezeryan arasında bir fark yok. Yani psikolojik yapılanma açısından, tesir açısından. Hatta biberonla beslemeyle, anne memesiyle besleme açısından çok çok büyük farklar yok. Yani bir şekilde ya biberonun ucunu bebek anne memesi sayıyor. Yani bilinen şey şu, içimizde bir prekonsepsiyon var. Yani biz doğarken genetik olarak içimizde ağzımız, damağımız, dilimiz bir şey arıyor. Bir şey arıyor, bir şey bulmaya ihtiyacı var. Ve o bulduğu şeyle bütünleşmeye ihtiyacı var. Bu olursa tık oradan bir şey çalışmaya başlıyor. Bir bağ, bir ilişki kurulmak lazım. Olmuyorsa, işte otistik çocuklarda olmadığı söylenen şey bu. Yani otistik çocukta çocuğun dili, damağı, ağzıyla ona besleyecek olan şey arasında bağ kurulmuyor. Halbuki biberonla bile olabiliyor. Ha, demek ki mesele sadece fiziksel bir temas meselesi değil. Anne o sırada bebekle ilişki kurup bebeği o cehennemin dışına alabiliyorsa o zaman o tık çalışmaya başlıyor. İsterse biberon olsun. O bağ kuramıyorsa, annenin memesi kocaman da olsa, minicik de olsa fark etmiyor. Çalışmıyor. Kontak anahtarı çalışmıyor. Girmiş, yani anne sütü almış başlığı memesi. O kadar önemli olmadığını söylüyorum. Evet. Esas önemli olanı, evet. Olmazsa olmaz olanı, o ruhsal bağ. Genetik faktörün hiçbir şey yok mu peki? Var. %20 civarında falan olduğunu söylüyorum. Yani otistik çocuklarının bütününün %20'sinin falan genetikle ilgisi olabileceğini söylüyorum. Ama bence yani o bile biraz fazla söylenmiş. Ama peki beyin hasarlarıyla karıştırmamak lazım. Beyin hasarı otizm değil ki, bu beyin hasarı. Yanlış teşhis konmuş oluyor o zaman. Beyin hasarı deneceğine otizm denmiş oluyor. Anne karnından nasıl ilişkide de başlıyor o zaman, değil mi? Yani doğumdan sonra siz evet o 5 çok önemli anladığım kadarıyla ama doğmadan önce annenin karnındayken de annenin bebekle kurduğu ilişki de önemli. Bu anne açısından önemli. Yani anne karnındayken, demin Berivan örneğinde konuştuğumuz gibi, bebekle ilişki kurduysa, doğduktan sonra hiç zorlanmadan, diyelim yarım saat, bir saat sonra biraz acısı, ızdırabı dindiğinde ilişki kurulmuş oluyor. Ama anne, bebekle hiç ilişki kurmadıysa, ki var öyle anneler, ya bakıyorsun hiç kadın hamile olduğunu farkında bile değil. Hiçbir şey değişmemiş. Ne bebek onu regresyona çekmiş, ne bebeğin hareketlerinin farkında. Şimdi böyle bir durumda bu anne için, bu anne bu bebekle bakalım ilişki kurabilecek mi? İşe güce çok dalınca o çok evet etkiliyor yani insanı. Yani geçemiyor insan o hale. Ben kendimde gözlemlediğimde eğer dış dünyanın gereklerini yerine getirmeye çalışmaya kaydığımda o zaman onu hissedemez olduğumu görüyordum. Yani ne zaman onlardan biraz hani uzaklaşıp kendi içime dönmeye fırsatım olursa o zaman onları hissediyordum. Günümüzde de hep düşünmüştüm o dönem. Yani çalışan anneler ne yapıyorlar? Yani 9 ay, yani benim hani işim yoga olduğu için o açıdan şanslıydım. Ama düşün hani bir ofiste. Yani çok zor yani, çok ağır beklentilerle son güne kadar deli gibi çalışmak falan annenin o regresyona girmesini çok zorlaştırıyor. Olsa gerek diye düşünmüştüm o zamanlar yani. Erdoğan Bey, ben başka bir şey soracağım. Tabii. Bahsettiniz ya hastaların işte depresyona girmiş, işte bir yolda bir girip çıkıyor, bir travma geçirmiş, iyileşebiliyor falan. Bu insanlar hep
Yani böyle kendileri mi, yani bir kendileri mi niyet edince bu oluyor, yoksa başka birisi onu getirince ya da o şey nasıl çalışıyor, o mekanizma? Yani kendisi böyle bir niyete girmemiş bir insan da iyileşebiliyor mu böyle bir durumda? Ya bir kere insanın elinde olan şeyler zannedildiği kadar fazla değildir. Tamam, etrafınızdaki insanlar herhangi bir problemli durumu gördüklerinde, sizi taşıyamadıklarında size kızmaya başlarlar. E işte sen de hiçbir şey yapmıyorsun da öyle de böyle, ama kendini saldın da kalk biraz dolaş da öyle yap da böyle yap. Şimdi bunlar taşıyamama belirtileri. Öfke duyuyor. Senin o halin, onda çaresizlik, rahatsızlık, hep vermek zorunda kalmak. Lan bunu da sırtımızda mı taşıyacağız falan filan gibi çeşitli insani tepkilere yol açıyor. Onlar da sana bunu diyorlar ki, öf sen de hiç gayret etmiyorsun, şöylesin böylesin. Tabii sen de zannediyorsun ki bütün problem sende. Gayret etsen olacak ama sen de bir kötü tohum olduğun için bir türlü beceremiyorsun diye depresyonun biraz daha artıyor, biraz daha artıyor, biraz daha artıyor. Sonra bir gün bakıyorsun ki bu böyle etrafın demeleriyle kendi çabanla olmuyor. Gidiyorsun bir yardım almaya başlıyorsun. Tamam, şimdi yardım almaya başladığın zaman bir insanın enerjisi, aynı bir bebeğin annesiyle olan ilişkisinde olduğu gibi, bir insanın enerjisi senin daha önce tek başına yapamadığın bir şeyi yapabilmene yardımcı olmaya yöneliyor aslında. Veyahut da diyelim ki sen şimdi kendini batırmışsın çamurun içerisine, tekmeleyip duruyorsun. Şöyle kötüyüm, böyle kötüyüm, şunu da yapamıyorum, bunu da yapamıyorum, benden bir bok olmaz, işte ben, herkes benden sıkılıyor falan filan. Tamam mı? Şimdi karşındaki insan sana öyle bakmıyor, öyle demiyor. Sen ne biçim şeysin demiyor. Hatta sana diyor ki gel anlayalım ya, böyle yapamadığına göre bunun sebebi olmadı, şöyleydi, böyleydi derken ne oluyor? Muhtemelen ilk önce kendinle ilişkin düzeliyor. Yani kendine senin annenden öğrendiğin anneliğin dışında daha iyi bir annelik yapmayı becerebilirsen, bir kere zaten ondan sonra ipi tuttun demektir. Bence en önemli şey bu. Bir terapi ilişkisinde en önemli şey insanın kendiyle ilişkisinin daha anlayan, kabul eden ve sevebilen bir ilişkiye dönüşmesi. Ama bu çok zordur. Kolay bir şey değildir. Zaman alır. Çünkü akli bir şey değil bu. Yaşayarak öğrenilen bir şey. Dolayısıyla belli bir yoğunlukta ve belli bir sürede ancak öğrenilebilecek şeyler. Ama bence en temel şey bu. Bu oluyorsa o zaman kendine daha iyi annelik yapmaya başladığın için muhtemelen depresyondan çıkmayı becermiş oluyorsun. Bir daha da işte herhangi bir zorlanmada dur birinden yardım alayım demene gerek yok. Şimdi normal şartlarda sen kendini ayakta tutabilecek bir şeyi, sevgiyi kendine gösterebiliyor oluyorsun. Orada aklımdan da bu, yani o kadar zor bir yerdeki bir insan nasıl bunu... İşte o yapmıyor. Birinden öğreniyor. Yani daha önce öğrenmiş anasından. Ama öğrendiği belli koşullarda işine yarayan, belli koşullarda çalışan bir şey, bir kabiliyet. Ama belli koşullarda işler kötüye gitmeye başladığı zaman, işler işte bir bırakılma, ne bileyim beğenilmeme veya bir başarısızlık falan gibi olumsuz koşullarda o aldığın yetmiyor. Sen de başlıyorsun kendine kızmaya. Ne oluyor? Problem büyümeye başlıyor. Ama başka bir tutum içselleştirilebilirse, ki o kitaptan öğrenilme, başka bir insandan öğrenmek gerekir. Aslında yeni bir anneden öğrenmiş olmak, öğrenmek olur. Depresif birisi için yeni bir annedir ihtiyacı olan şey. Öyle bir durumda ondan öğrendiğinde, işte bundan sonraki hayatında başarısız olduğun zaman da daha kolay onun altından kalkma donanımı oluşturmuş olursun. Yani çok, hani dolayısıyla hani şunu soruyorsan tamamen doğru söylüyor. İnsan nasıl kendisi başına bunu yapabilir? Yapamaz. Doğru. Kendi başına yapabileceği şey birine gitmektir. Ya da bazen bunun illa doktor olması gerekmiyor. Bazen bakarsın büyük dostluklar, arkadaşlıklar falan insanın herhangi bir zorluğu aşmasında ciddi katkısı olur. İlla da her şey için terapi demişim diyormuşum gibi anlama. Bazen bunu insan kendi çevresindeki, kendi ortamındaki kaynaklarla da becerebilir.
Ama problem çok büyükse genel olarak insanların hayat tecrübeleri sana yardımcı olmaya yetmez. Ama yetebiliyorsa iyi olur. Yaratıcıyla bir bağ kurmak da insanı tedavi edici olur mu? Yani ne, kim ne? Allah'la yani. İşte bu içsel deneyim sırasında o oluyor. Zaten o zaman da